Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Ezel Hocam. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah'a hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. Siz mi başlarsınız? Ben mi başlayayım? İsterseniz ben bir açıklama yapayım o birinci bölümden kalan Tabii ki. şekliyle. O ilk paylaştığımız bölümden kalan şekliyle. Şimdi o Buyurun hocam. son zamanda dediğim gibi yanlış anlaşılma oldu. Ben o 5 dakika sonra sanki konuşurum gibi Allah'a alem Evet. anlamadım. Bir sonraki bölüme ertelenecek anladım. Onunla alakalı son zamanda bazı notlarım oldu. Onlara cevap veremedim. Hem Buyurun. de o konuların üzerine inşallah duralım. Onları açıklamaya başlayalım. Eğer sizin de bir bu konu hakkında itirazlarınız olursa onları da söyleyebilirsiniz. Tabii ki İnşallah. hocam, buyurun. Ben o zaman da mesela laiklik hani iyi işler yapıyor demiştiniz o zaman hocam. Yani köprü yapıyor, hastane yapıyor. İnsan olarak, insan sağlığı açısından, insana değer verme açısından birçok sosyal faaliyetleri var demiştiniz. Bundan dolayı iyidir. Öyle anlaşıldı Allah-u Alem. Biz diyoruz ki şimdi laiklik bunları yapıyor. Biz laiklik bunları yapıyor diye onu iyi olarak anlayacaksak Allah subhanahu ve teala güneşimizi doğuruyor, nefesimizi veriyor, bizi yaratmış, gözümüzü, kulağımızı, bedenimizi, atalarımızı, annemizi, babamızı, yiyeceğimiz envai çeşit yiyecek yaratmışken onun bu hatrını böyle bir kenara koyup laik sistemin yaptığı bir kaş köprü ki onu da laik sistem değil, o sisteme uyan, mensup olan demokratlar veya siyasiler veyahut vesaire onun gibi bakanlar yapan ve bunları da sermaye olarak kökenine baktığımız zaman yine Allah onlara bu sermayeyi vermiş. Şimdi Allah'ı temsil eden din İslam dini. Biz de diyoruz ki ben bir insan olarak beni yaratan ve benim yaratılma üzerimdeki yaratılan her şeyi de devam ettiren bir ilahın otoritesi, kanunları, kuralları var iken benim zaten başka bir kanun, kural, kaide tanımam zaten tevhid ilkesine aykırı. Benim öncelikle burada Allah Subhanahu ve Teala'nın Rabliğini yani kanun koyuculuğunu eğer tanıyor ise onun ilk başta indirdiği kitabı tanımam lazım. Çünkü o kitap baktığımız zaman zahirde zaten Rabliğin tecellisi olduğu, içerisinde hükümlerin, ahkamların, kanunların, kuralların, kaidelerin, Müslümanım diyen insanların nasıl yaşaması gerekli olduğu, Müslüman değilim diyen insanların da olması gereken insan tipini bizlere gösteriyor. İşte müşriklerse şirkten tövbe edin, Müslümansanız şu günahları terk edin, şunları yapmayın gibi bizlere kural kaide, hayatımızı nasıl yaşama veya bir suç işlediğimiz zaman onun nasıl cezası olma konusunda baktığımızda tam bir anayasa kitabı olduğunu görüyoruz. Rab'liğin de Rab kelimesinin de manasını kanun koyucu olarak bildiğimize göre o zaman biz diyoruz ki bizim Rabbimiz Allah ise yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olduğunu Kur'an'da beyan ediyor ise yani gökyüzüne konulan kanunlar, kurallar, kaideler, nizam eğer Allah kendisine ait olduğunu söylüyor ise bugünkü bulunduğumuz yeryüzü coğrafyada Allah Subhanahu Teala'ya ait onun kuralları ve kanunlarının da geçerli olmasını istememiz gerekli ve onun kanunları kurallarını istemek de Kur'an'ı istemekten geçerli. Biz de diyoruz ki biz bugünkü düzenli sahiplerine mesela ya da bugünkü sisteme bağlı kalan bir insan asla ve asla Müslüman olamayacağını, demokrat diye bir Müslüman tipinin İslam'da yer bulamayacağını, Kur'an'da herhangi bir şekilde delillerinin olmadığını beyan ettik. Siz de bu konuyla alakalı onların işi istişareyledir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diye 2 tane ayet veyahut hatırlamıyorsam yine söylersiniz. Bu ayetlerden bahsettiniz. Şimdi bu ayetlerin içeriğine baktığımız zaman İzzet Hocam, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin kime diyor ve bunu diyen otorite kim? Bunu baktığımız zaman Allah diyor. Peki Allah'ın otoritesi yeryüzünde ne? İslam. O zaman İslam devletinin o dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin sözcüğü ancak kendi toplumunun içerisinde yaşayan insanlara söylenebilir. Bunu laik sisteme kesinlikle ve kesinlikle mal edemeyiz. Laik sistemin bu konu hakkında haddi de değil böyle bir şey söylemek. İslam'a göre, bu ayete göre baktığımız zaman. Onların işi istişareyle de dediği kişiler ise yine ferdi, yine insanlardan bahsediyor ve bunlar Müslüman olan kişiler. Yani onların işi istişare iledir. Ya da müminler boş söz gördüğü zaman ondan yüz çevirir. Ya da cahiller onlara laf attığı zaman selam olsun der geçerler. Ya da işte müminler şunu yapar, müminler bunu yapar diye özellikler saydığı gibi Kur'an'da. Aynı bir özellik de budur. Onların işi istişare iledir. Bir iş yapacakları zaman istişare ederler. Bilen bir adama giderler. Farklı farklı kişilere giderler. Yapacağı işten bahsederler. Bu konuyu nasıl yapalım diye
istişarede bulunurlar. Bu Allah subhanahu teala'nın razı olduğu, güzel bulduğu bir özellik. Bunu eğer bugünkü sisteme yani parlamentoya yorar isek şunu sormamız gerekli. Onların işi istişare iledir dedikleri kişiler biz diyoruz ki Müslümanlar. Bu insanlar Kur'an'a göre zaten istişare usulü benimsemesi gerekli. Yani istişare ederken yine İslam'ın dışına da çıkmamaları gereklidir. Bugünkü parlamentoya baktığımız zaman Kur'an'dan herhangi bir şekilde ayeti bırakın, hadisi bırakın tek kelimesinden dahi bahsetmezler. Kur'an ve sünnet onlar için toplumun tabakasına indirilmiş, alt tabakaya indirilmiş, devlet gibi yüce bir tabakada kesinlikle ve kesinlikle yer edemez. İster bunlara inanç, itikad etsinler, isterse itikad etmesinler de hal diliyle bunu göstersinler. İkisinin arasında pek bir fark yok. Yani ben size örnek söylüyorum. Hakaret etmenin siz de az çok psikolog olarak biliyorsunuz hal dili var. Bir de kal dili var. Yani sözel olarak da işe yapabilirim. Hal diliyle de bazı hareketlerle de bir insana harekette bulunduğum zaman hakaret olarak anlayabilir. Burada göstermenin bir gereği yok. Anlıyoruz ne demek istediğimi. Bugünkü sistem de aynı bunu yapıyor. Yani Kur'an'ı meclise sokmayarak zaten Allah'ı o meclise sokmadığını, Kur'an'ı bugünkü devlet yönetimine sokmayarak Allah'ı bu devlet yönetimine sokmadığını, bu coğrafyaya sokmadığını hal diliyle beyan ediyor. Allah aksi halde diğer dilleriyle söylediklerini zaten kabul etmiyor, benimsemiyor. Çünkü Kur'an tam manasıyla hem itikadi olarak hayatımıza geçirilmesi gerekli hem de hal diliyle hayatımıza geçirilmesi gerekli. Şundan da bahsettiniz. Dediniz ki Kur'an'daki tağut kelimesi Allah adına kanun koyanları içerir. Şimdi İzzet Hocam şunu düşünürsek bu dediğiniz söz Tevbe 31. ayeti eğer ele alırsak doğru. Ama sadece tağutla alakalı Tevbe 31. ayet yok. Tağuta muhakeme Nisa 60. ayette Kab bin Eşref denilen adamdan bahsederlerken Kab bin Eşref Allah adına kanun koyduğundan hiç bahsetmez. Sadece kendi hevası, kendi ideoloji, kendi fikrine göre kanun koyarak onların insanların arasında kendi hevasına göre hükmettiğini biz okuyoruz Nuzul sebebinde. Zaten ayetin içerisinde de Allah adına bunu dediler diye bir şey demiyor. En açık örneği ise şu Firavun'un Tağa mesela o tuğyanlaştı lafzı var onun hakkında. Onun haddi aşmasından bahseder. Bu lugat manası. Tağut'un lugat manasını bahsediyor. Burada Firavun'un biz ben ilahım dediğinde, ben Rabbim dediğinde o lafızları lugat manasında zaten kullanıyor. Kesinlikle ıstılah manasında kullanmıyor. Yani ben ilahım dediği zaman ilah demek lugat manasında mutlak manada otorite mutlak daha doğrusu otorite sahibi bir varlık demektir. Ama ıstılaha baktığımız zaman kendisine ibadet edilen varlık, ilah bu manalara geliyor. Rab dediğimiz zaman ben bu toplumun kanun koyucusuyum diyor Firavun. Yani yoksa ben bu toplumu yaratan, ben bu toplumu böyle rızkını gökyüzünden indiren, bulutları yerini değiştiren, rüzgarı yerini değiştiren böyle bir iddiası olamaz. Çünkü kendi çevresindeki mele tabakası önde gelen insanlar bu konuda böyle bir iddiası olsa ahmak değiller. Yani buna gerçek manada o kadar inanacak kadar IQ seviyeleri idiot bir durumda, embesil bir durumda değiller. Biz bunlara diyoruz ki bu insan eğer bu lafızları kullanıyorsa ancak lugat manasında kullanır ve Allah subhanahu teala da onun Allah adına ben bunları yapıyorum dediğinden hiç bahsetmez ama onun tağut olduğundan biz ne yaparız? Anlarız. O yüzden bu bahsettiğimiz hani ayetlere baktığımız zaman hiçbir şekilde hani tutarlılığı yok. Yani Kur'an'la böyle karşılaştığımız zaman sizin bahsettiğiniz gibi demokrat bir Müslüman olabilir ya da laik bir Müslüman olabilir ya da bugünkü laik sistem daha iyidir diye savunulabilecek bir Müslüman tipi Kur'an'da gözükmüyor. Sözü size bırakıyorum. Hocam şimdi şöyle bakın anlattıklarınızın evet bir kısmı ayet ama önemli bir kısmı yorum. Nitekim sizin gibi yorumlamayan İslam alimleri de var. Belki çok geçerli bir alim olarak görmeyeceksiniz ama rahmetli Yaşar Nuri Öztürk ki alim olduğunda şüphe yok. 80 tane kitap yazmış bir insan. Fakat hayır, muteber bir alimdir size göre değildir. O ayrı mesele hocam ama sonuçta bir alimdir, ilim sahibidir. Sadece muteber görmeyebilirsiniz belki. Hani birçok görüşünü sahih bulmayabilirsiniz ama sonuçta ilim ehli olduğu, ömrünü Kur'an'a adadığı, Kur'an merkezli bir ömür yaşadığını hocam biliyoruz. Şimdi mesela o da laikliği çıkarıyor, demokrasiyi çıkarıyor, cumhuriyeti çıkarıyor. Demek ki hocam yorumlarsanız, zorlarsanız, tevil, tefsir ederseniz, bir yerlerle ilişkilendirirseniz demek ki o da çıkabiliyor. Bu bir. İkincisi, hocam ben size şöyle basit bir soru sorayım. Kendimiz için istediğimizi herkes için istememiz gerekir. Bu bence temel bir prensip.
Hatta Peygamberimizin bu yönde bir sözü olduğu da söyleniyor. Mesela siz Hindistan'da yaşayan bir Müslüman olsanız, orada da doğabilirdiniz. Amerika'da yaşayan bir Müslüman olsanız, nitekim orada da doğabilirdiniz. Orada siz Hristiyan şeriatını mı tercih ederdiniz? Layık bir anayasayı, bütün dinlere eşit olan, Hristiyanlığı dayatmayan, Müslümana yaşam hakkı veren, örgütlenme hakkı veren, cami açma hakkı veren, demokratik layık bir sistemi mi orada talep ederdiniz? Yoksa katı bir Katolik şeriatını mı, ya da Hindistan'da yaşasanız katı bir gelenekçi Hindu şeriatını mı savunurdunuz? Bu konunun kısa bir cevabını alayım hocam. Şimdi İzzet Hocam, Yaşar Nuri Öztürk'le alakalı meseleye ben şöyle cevap vereyim. Bizler zaten hani inancımızı anlatırken kendimizi hani selefi olarak siz bizi tanımlarsınız ama biz Müslüman olarak tanımlıyoruz. Ama selefilik konusunda da rahatsız değiliz. Sadece evet. tanım konusunda yanlış yönlere çekildiğinden dolayı tekrardan Müslüman olduğumuzu belirtmek durumunda kalıyoruz. Şimdi biz selefin yoluna, yani ilk başta bu dini kendisine indirilen peygamber ve o peygamberin çevresinde talebelik yapan sahabe ve o sahabeden ilim öğrenen tabi'in ve tebeut tabi'in, bunlardan diyoruz ki biz ilimi öğrenmemiz gerekli. Yaşar Nuri Öztürk dediğiniz kişi, yani Ömer bin Hattab zamanında yaşamış olsaydı muhtemelen, affedersin ama, dayak manyağı edeceği bir insan olacaktı. Yani o kadar batıl, o kadar yanlış, o kadar saçma sapan görüşleri var ki bunu bir konu yapıp, bunu bir münazara şekli ya da bunu bir mülahaza ya da bir müzakere şekliyle anlatmaya çalışırsa en sonunda kendisini zaten deistliğe kaydığını görmüşüzdür. Onun artık İslami konuda bir alimliği kalmamış. İslam'a göre alim, Allah subhanahu ve teala'nın dinini bilip, Allah subhanahu ve teala'nın, daha doğrusu Allah'tan korkanlara Allah subhanahu ve teala, samimi bir şekilde Allah'tan korkanlara Allah alim diyor. Samimi kimselere Allah subhanahu ve teala alim diyor. Kur'an'ı ve yani Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlara Allah subhanahu ve teala alim diyor. Aksi halde bugün profesör adı altında ve sonradan sıralanan farklı farklı makamlara Allah subhanahu ve teala alim demiyor. Ahiret günü biz onları o kadar okulsalar da, o kadar okul bitirseler de Allah subhanahu ve teala'nın cahil olarak damgaladığı insan olarak görmek mümkün. Şimdi bizim öncelikle dediğim gibi bu kaynaklardan, yani ilk baştaki kaynaklardan eğer İslam'ı anlamaya çalışır isek daha isabetli oluruz. Çünkü en duru bir şey, eğer bir kaynağa ulaşmak istiyor isek onun kökenine ulaşmamız lazım ki orada daha temizi vardır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ondan sonra, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı şöyle söyleyeyim. Allah subhanahu ve teala onlar gibi iman etmemizi söylerken sahabeden bahsediyor Kur'an'da. Evet. İkincisi, sorduğunuz soruyu tekrarlarsanız inşallah, o ikinci soruyu. Evet. Hocam sonuçta anladım. Tamam, hocam, hatırladım. Müslüman... İzzet Hocam. Ha, buyurun. Hatırladım. Şimdi İzzet Hocam şöyle bir düşünsene. Mesela siz Müslümansınız. Doğru mu? Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben de Müslüman olduğumu söylüyorum. Şimdi bir kişi Müslüman olduğunu söylediği zaman otomatik olarak şunu söylemiş oluyor. Ben bir şeye teslim oldum. Yani teslim olduğum şey doğrudur. Teslim olduğum şeyin yanlış dediğine yanlış, doğru dediğine doğru derim. Dava ettiğine dava ederim. Onun dışarısındaki bütün fikirler, bütün bilgiler benim için aykırıdır. Hristiyana göre Katolik, Ortodoks, Protestan neyse o şeriatla hükmetmesi doğrudur. Bana göre de benim inandığım dine göre hükmetmek doğrudur. Şimdi eğer soru şuysa Müslümanlığa göre mi şu an ülke yönetilmesi lazım? Evet, İslam'a göre yönetilmesi lazım. Eğer ben Müslüman isem, yok ben münafık isem farklı farklı ideolojileri de benimseyebilirim. Müslümanım derim gider komünizmi savunurum. Müslümanım gider derim sosyalizmi savunurum. Deizmi savunurum, ateizmi savunurum. Bu münafıklık olur. O yüzden benim için şu an Kur'an'daki ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindeki ne var ise benim için şeriat, benim için menheç, benim için yol budur. Bu şekilde olmasını isterim. O yüzden İslam'ın galip olmasını istiyorum. Ama Hristiyanların, ama Yahudilerin, ama diğer dinlerin de zulme uğramasını istemiyorum. Benim dinim bunu emrettiğinden dolayı. Yani Allah subhanahu ve teala dininde Yahudilerin de Hristiyanların da Tevbe 29. ayeti açıp okuyabilirsiniz. Orada Allah subhanahu ve teala Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlardan bahseder.
Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinini din edinmeyenlerden, helalini helal, haramını haram edinmeyenlerden bahseder. Başka dinlerden bahseder. Bizim dinimiz, İslam dini, Yahudilere bile Yahudi okulu açma izni, Yahudi mahkemesi açma izni, Yahudi'ye zorunlu askere götürme gibi bir zorunluluk koşmaz. Bakın bu özgürlük Allah rızası için. Hangi demokrasi ülkesi dediğiniz, hangi demokrat devlet dediğiniz bir yerde var. Bugün bize Müslümanız sonuçta. Bak benim kitabıma göre, Nisa 60. ayete göre ben Allah'ın şeriatına göre, kural ve kaidelerine göre muhakeme olmam gerekli. Birisiyle bir mesele yaşadığım zaman beni ancak o mahkeme yargılar. O mahkemenin dışarısındaki hiçbir mahkeme beni haddi değil ki yargılasın. Benim inancıma göre böyle. Şimdi bu günkü demokrat dediğimiz yasaların içerisinde din özgürlüğü de var. Eğer din özgürlüğü var ise benim inandığım Kur'an'ın ve Resulullah Aleyhisselam sünnetinin bütün eylemlerini, itikadi, amellerini, her türlü fiil, fail neyse hepsini yapabilirim demektir. Ama bugün böyle mi? Öyle değil. Benim inancımın verdiği özgürlüğü bu sistemin bana vermesini ben istiyorum. Eğer bunu verebiliyorsa veya bunu veren bir devlet, demokrat bir devlet, laik bir devlet gösterebiliyorsanız buyurun gösterin. Varsa öyle bir isim söyleyin, biz bu konuda da dinleyelim inşallah. Hocam peki dediğiniz şekilde Yahudi'ye okul açma, Hristiyan'a okul açma izni veren bir şeriat devleti var mı? Mesela İran'da bu mümkün mü? Ya da Afganistan'da şu an bu mümkün mü? Veya Suudi Arabistan'da bu mümkün mü? Hocam pratiğe bakmak lazım. Şimdi teorisi çok güzel. Fakat sonuçta insan faktörü var. Bakın şeriat insan eliyle hayata aksediyor. Yani kitap, Kur'an'da yazan kanunlar direkt insanların hayatına nüfuz etmiyor. İnsan algısından süzülüyor. İnsan zihninde yorumlanıyor. Bir şekle şemale bürünüyor ve bir yöntem olarak, bir teknik olarak, bir pratik olarak hayatımıza giriyor. Haliyle hocam burada işin içine tevil giriyor, tefsir giriyor, ego giriyor, kibir giriyor, dini muhtelif yorum farklılıkları girebiliyor. Hocam şimdi biz dini kaideleri yorumlardan, tahminlerden, çıkarımlardan tamamen soyutlayamayız. Yani bugün ayetleri hepimiz de bakın yorumluyoruz. Şimdi Yaşar Nur Öztürk farklı yorumluyor. Evet, Beyat Hocam Yaşar Nur Öztürk örneğini vermeyeyim. Bugün Cübbeli Ahmet Hoca'nın ilmi sizden çok az değil. Bakın o da farklı yorumluyor. Şimdi bu yayını Cübbeli Ahmet Hoca ile yapsanız o da size bir sürü delil sunabilir. Yani delilden bol bir şey yok hocam. İstedikten sonra Müslüman her türlü delili bulabilir. Kur'an'da yoksa sünnetten bulur. Sünnette yoksa hadisten bulur. Hadiste yoksa icmadan bulur. İcmadı yoksa kıyası fukuhadan bulur. Hiçbir şey bulamaz hocam. Fetva verir. İçtihat yapar. Yine bir delil bulur. Zaten bundan dolayıdır ki İslam ümmeti bin fırka olmuş hocam. Bakın ben size basit bir şey sordum. Siz hasbelkader Hindistan'da doğsaydı, orada katı bir Hindu şeriatı dayatılsaydı, sizin bizim şeriatımıza göre senin cami açman yasak deseydi, bizim şeriatımıza göre senin kurban kesmen yasak deseydi, çünkü bizim için inek kutsal deseydi. Ama öbür tarafta da bir grup var, laiklik savunuyor, işte özgürlük veriyor, ya örgütlenme hakkı veriyor falan filan. Siz burada ehveni şer olarak hocam, hani sonuçta koskoca bir Hindu devletiyle de savaşamayacağınıza, cihatla o rejimi değiştiremeyeceğinize göre hocam neyi savunurdunuz mesela orada? Bunu şunun için soruyorum hocam. Ülkemizdeki dine sizin gibi bakmayan insanların hakkını, hukukunu koruma, onların ne hissettiğini anlama. Bugün hep diyorum bakın bu ülkede 30 milyona yakın Alevi var. Hocam sizin gibi dini yorumlamayan 30 milyona yakın bir sol kesim var. Laik dediğimiz ama Müslüman diye tanımlayan insanlar var. Yani sizin gibi düşünenleri topladığımız zaman belki 20 milyonu geçmiyordur. Onlar da hocam onlar da kendini Müslüman diye tanımlıyor bakın. Onlar da referansını Kur'an'dan alıyor. Şimdi siz belki bunu Müslümanca bir algı, bir tercih gibi görmüyorsunuz. Ama hocam onlar kendini böyle tanımlıyor. Şimdi bu durumda onların da hakkının yenilmemesi, onların da hukukunun çiğnenmemesi anlamında empatik baktığınız zaman Hindistan örneği üzerinden ya da Amerika'da doğsaydınız orada neyi tercih ederdiniz sorusu üzerinden bunu cevaplarsanız sevinirim. İzzet Hocam şimdi insanların hukukunu ya da insanların duygularını ya da hatırlarını incitmemek için Allah subhanahu ve teala'nın hatırını incitmeyiz. Biz kuluz. Biz yaratılmışız. Yaratılırken de zaten dünyaya gelirken de Allah subhanahu teala cinlere ve insanlara bana ibadet etsinler diye yarattım dedikten sonra ben inancımı söylüyorum. Şimdi başka yerle empati kurmaktan bahsediyorsunuz. Ona da inşallah geleceğim. Beni bu şekilde yaratmış ve galu bela dediğimiz yani Araf suresinde bahsedilen ruhların ruhlardan sözleşme, söz alma evresinde Allah subhanahu teala kendisinin Rabliğini bana tescillemiş, daha doğrusu benden onay almış ise
benim ona Rab'lik konusunda söz verdiğimi söylüyor ve kıyamet gününde biz bundan habersizlik demeyesiniz diye bunu yaptığını söylüyor ise, ben ne yapmam gerekli yeryüzüne geldiğim zaman? Allah subhanahu ve teala'nın tabii ki dinini savunmam gerekli. Doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış demem gerekli. Bana bir Hindin veyahut işte bir Hindi, daha doğrusu bir Hristiyanın veyahut bir Yahudinin veyahut bir farklı farklı dinin ya da agnostiğin, deistin, ateistin neyse, bunların kendi ideolojileri, komünist, sosyalist neyse, bunların kendi ideolojileriyle bana bir şeyi dayatmaları, benim şu an savunduğum dinin yanlış, batıl olduğunu göstermez. Yani herkes kendi elbette dinini, kendi ideolojisini, kendi fikriyatını savunacak. O yüzden bana eğer zulmediyor ise, bana göre zulmediyor ise, benim inancıma göre o yaptığı eylem, yaptığı fiil bana zulüm ise, bunu zaten benim inancım olarak ahirette hesabını verecek. Ama ben diyorum ki gerçekten yeryüzünde İslam dini kadar şu an bütün insanları kuşatabilecek, bütün insanların güvenliğini sağlayabilecek hiçbir din yok, hiçbir ideoloji yok, hiçbir sistem yok, hiçbir şeriat yok. Bu yüzden sadece en basitini diyorum ki İslam şeriatı. Şimdi bahsettiniz ki mesela Suudi Arabistan'da işte Hristiyanlara mahkeme kurduruyorlar mı? Hristiyanlara işte askere çağırmıyorlar mı? İşte okul konusunda zorluyorlar mı? Elbette zorlamıyorlar. Elbette onları tutup da okul, kendi İslam okullarına çağırmıyorlar. Bununla alakalı bir bilginiz var ise, Suudi Arabistan'da bunu zorla İslam okullarına çocukları çağırıyorlar diye bir bilginiz var ise onu yayınlayabilirsiniz ki bu yine benim inancımı, yine benim dinimi batıl göstermez, yanlış göstermez. İnsanların yaptığı yanlışlardan dolayı biz dinimizdeki doğrulardan vazgeçecek değiliz. Ben kendi inancımı bana dayalı olarak söylüyorum. Diyorum ki bugün İslam başta olmuş olsa, sistem, rejim olmuş olsa, gerçek manada İslam'ın dışarısındaki olan insanlara farklı bir statü verecek. Ha, cizye ile alakalı bir mesele eğer insanların zoruna gidiyor ise İslam cizyeyi alacak onlardan. Ama İslam her Yahudiden, her kafirden, her müşrikten tutup da cizye almak gibi bir derdi yok. Yani fakir olan, yani durumu kötü olan insanlar İslam'a göre miskin, yoksul durumdadır ve onlardan zaten cizye alınmaz. Ama bugünkü sisteme baktığımız zaman İzzet Hoca bir durup düşünmek lazım. Bugünkü sistem fakir, zengin hiçbir şekilde fark etmiyor. Sen bugün mesela petrol ofisine yanaştığın zaman yahut bir herhangi bir benzinliğe yanaştığın zaman orada aracını doldurduğunda %18 senden KDV alıyor. Fakiri zengini hiçbir şekilde ayırt etmiyor. Bir pantolon alıyorsun, bir elbise alıyorsun, aynı şekilde bir belli başlı bir vergi kesiyor. Gidiyorsun evini satacaksın ya, evini. Evini satarken yok makbuz parası, yok kağıt parası, yok defter parası diyerek binlerce lirayı devlet senden alıyor. Vergi adı altında. Şimdi bunu başkası yapsa, desek ki örnek söylüyorum. Sen evini mi satacaksın? Tamam, sen bana şu 6000 lirayı bir ver, ondan sonra evini sat dese, biz deriz ki bu haraçtır. Yani ben evimi satacağım zaman, arabamı satacağım zaman devlete bir de para vermem. Benim sistemim işte almıyor. Benim sistemim diyemiyor ki ev mi satacaksın? Ver bakalım şu kadar para. Araba mı satacaksın? Ver bakalım şu kadar para. İşte şu kadar gelirin olmuş. Yıllık şu kadar %20 gelir vergi var. Ver bakalım. Bunu demiyor. Şimdi İzzet Hocam bunları görüp işte köprüsünün yolunu yaptığını görmek, görmeyip yani bu bahsettiğim şeyleri görmeyip de köprüyü, yolu, hastaneyi görmek, otobüsü görmek vesaire, bu tür insanlara sosyal manada yardımları görmek, emin ol şöyle bir yanlış yaparız. Hiçbirini yapmasınlar. Çekilsinler kenara. Çekilsinler kenara. Allah subhanahu wa ta'nın verdiği sermayeyle, Allah subhanahu wa ta'nın verdiği güçle İslam devleti zaten bunları yapar. Eğer İslam devleti yapmaz ise, bir defa şöyle bir durum da var. Bir İslam devleti düşün ki ya da bir toplum düşün. Kendi yönetildiği yasayı doğru düzgün bilmiyor. Mahkemeye bir düşmeye gör. Mahkemeye bir düşmeye gör. Bir avukatı gönderiyor sana ya da avukat tutmak zorunda bırakıyor seni. O mahkemede sürüm sürüm süründürüyor. Yıllarca süren mahkemeler var. İnsanlar işini gücünü bırakıp mahkeme derdiyle mi uğraşacak? Mahkeme sorunlarıyla mı uğraşacak? Yoksa avukata para vermek için çalışıp çabalayacak mı? Bununla mı uğraşacak? Yani sistem tam manasıyla ana haber bültenlerinde izliyor isek, tam manasıyla berbat, tam manasıyla insanlara zaten eziyet olmuş, işkence olmuş bir sistem. Tam tuzak kuran bir sistem ama biz tuzağa düşenleri suçluyoruz. Yani o kadar içki bayisi var mahallelerde, o kadar içki bayisi var Türkiye'de, içki fabrikaları var.
Ama içki içenleri biz suçluyoruz. İçki içip de kaza yaptıktan sonra adam öldükten sonra vay efendim sen niye içkili bir şekilde arabaya bindiğini suçluyoruz. Adam kumarbaz oluyor, kumarbazı suçluyoruz. Adam içkici oluyor, içki içtiğinden dolayı sarhoş damgası vuruyoruz. Adam zina yapıyor, yok falan yere yani gittiğinden bahsediyoruz. Ama aslında bütün hepsinin arkasında sistem var. O yüzden biz sistemi ama hiçbir şekilde suçlamıyoruz. Sistemin değişmesini talep etmiyoruz. Ve bir Müslüman olarak da bu sistemi sizin savunmanız demek, yani Kur'an'la taban tabana zıt olmanız demektir. Ben onu anlayamıyorum. Onu anlatırsanız sevinirim. Değerli hocam bakın, şimdi bugün İslam, Dünya İslamilik Endeksi araştırmaları var. Şu an ismini tam hatırlayamadım ama Dünya İslamilik araştırmaları. İslam'a en uygun yaşayan devletleri araştırmışlar. Bunu yapanlar İslam alimleri. İlk 50'de bir tane Müslüman ülkesi çıkmıyor. Şeriat ülkeleri dahil. Hocam bakın, en büyük hatanız şeriat devletini sadece ceza hukukuna indirgemeniz. Yani kol kesme yoksa, kadın rejim etme yoksa, işte bilmem kısasa kısas yoksa o devleti otomatikman İslam dışı ilan ediyorsunuz. Oysa o devletin %80 yasaları İslam'a uygun olduğu halde. Nitekim bu araştırmalar gösteriyor ki birinci sırada Finlandiya, ikinci sırada Norveç falan geliyor. Kur'an'a en uygunluk açısından. Ama bakın demek ki mevcut şeriat devletleri ilk 50'ye bile giremiyor. Demek ki bu nedir? %80'i bu şeriat devletlerinin %80'i Kur'an'a uymuyor. Sadece ceza hukuku anlamında, görünür yasalar anlamında uyuyor. Peki biz %80'e uymadığı halde, ilk 50'ye giremedikleri halde, sırf ceza hukukuna indirgedikleri halde bu sistemi, neden bu devletleri Allah'ın devleti görüyoruz da, hadi o devletler Hristiyan devleti, Allah'ın devleti diyemeyiz, ama bir Müslüman bir ülkedeki bir devlet, en az %70-%80 oranında Kur'an'a uyduğu halde ki ne açıdan uyuyor? Hocam dediğim gibi yolda kalmışa yardım et diyor, yardım ediyor. Kimsesizlere sahip çık diyor, sahip çıkıyor. İşte hocam şu an aklıma gelmiyor ama hani işte zekat olmasa da vergi şeklinde topluyor. İşte fakire yardım ediyor işte falan filan hocam. Bu açılardan Kur'an'ın birçok emrine uyuyor. Ama ceza hukuku anlamında işte kol kesmediği için uymuyor. Şimdi biz diyoruz ki burada Allah'ın emriyle hükmetmedi. Allah kol kes dedi, kol kesmedi, dinsiz. Ben de diyorum ki hocam siz de Allah'ın namaz kıl emriyle amel ediyorsunuz. Oruç tut emriyle amel ediyorsunuz. Tağutu bilmem işte tağuta itiraz et işte emriyle falan amel ediyorsunuz. Ama siz de diyelim ki yalan söyleme emriyle amel etmiyorsunuz. Ya da gıybet etme emriyle amel etmiyorsunuz. Sizin şahsınızı söylemiyorum hocam. Bir Müslüman genel anlamda söylüyorum. Veya da suyu israf etme İşte bilmem sözünde dur emriyle amel etmiyorsunuz. Hocam siz Allah'ın bazı emirleriyle amel etmediğinizde en fazla günahkar oluyorsunuz ama dinsiz olmuyorsunuz. Bir laik devlet Allah'ın %80 emriyle amel ettiği halde diyelim ki Türkiye daha düzgün yönetildi ve biz bu ilk 50 içinde ilk 5'e girdik. Finlandiya'dan sonra biz geldik diyelim İslam'a uygunluk araştırmasında. Bu olabilir yani düzgün yönetilse demek ki Finlandiya gibi olabiliriz. Bu durumda hocam biz ilk 5'e girsek Kur'an'a göre İslami kriterlere uyan ilk 5 ülke arasına girsek laik bir devlet olarak sırf ceza hukukunu uygulamadık diye neden bu devlet dinsiz oluyor? Bakın siz yalan söyleme emriyle amel etmediğiniz halde Allah'ın o emrini uygulamadığınız halde dinsiz olmuyorsunuz ama laik bir devlet kısas emrini uygulamadığında kısas emriyle amel etmediğinde neden dinsiz oluyor? %80'i Kur'an'a uyduğu halde. Buyurun hocam. Şimdi İzzet hocam birincisi o bahsettiğiniz sıralamayı alimler falan yapmadı. Yani bu alimler yaptığını söylüyorsanız o konuyla alakalı videoya isterseniz bir bilgi, bir belge, bir delil yansıtabilirsiniz. Yani sonradan paylaşıldığı zaman. O hani Finlandiya'nın veya Avrupa ülkelerinin İslam'a uygun olan devletler olduğuyla alakalı. Şimdi bir de Allah katında Allah subhanahu ve teala tanımına göre eğer bir tanım yapılmamış ise yeryüzünde siz bir devlete İslam devleti demenizin hiçbir manası yok. İslam devleti demedim hocam. İslam'a uygunluk kriterlerinin çoğunu karşılayan devlet. Ama adı İslam devleti değil tabii. Tamam. İslam'a en aynı şey yine onun için de geçerli. İslam'a en uygun devlet ya da İslami devletlerden daha İslami bir devlet olduğunu söyleyemeyiz. Allah subhanahu wa ta'ala katında koyduğu ölçü neyse ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. O da Allah subhanahu wa ta'ala kitabı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Şimdi şöyle bir listelere bir göz gezdirelim. Allah subhanahu wa ta'ala'nın da kitabını bir göz gezdirelim. Allah subhanahu wa ta'ala kitabında şirki nasıl tanımlıyor? Büyük bir zulüm olarak tanımlıyor.
Peki Allah subhanahu ve teala bu listeleri ele aldığı zaman nasıl tanımlaması lazım bu devletleri? Şirk devleti olarak tanımlaması lazım. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında kanun koyan devletler. Şirki de büyük zulüm olarak tanımlamış ise o zaman bu devletlere zalim devletler adı verilir. Allah'ın tanımlaması bu şekildedir. O Değerli yüzden hocam, bir parantez evet, açabilir hocam. bitirin. Hocam doğru anlamak açısından. Hocam ben bir konuyu yanlış anladığımı düşünüyorum. Şunu da Hani bitireyim de ona göre inşallah geçin Allah'ın izniyle. Şimdi şurada bir yanlışlık, hata yapılıyor. Yani bir devlet, örnek söylüyorum, diyorsunuz ki Allah'ın hükmüyle hükmetmediği zaman kafir oluyor. Ama siz, örnek söylüyorum, Allah'ın yalan söyleme hükmüne muhalif yalan söyleyerek kafir olmuyorsunuz. Değil mi? Şimdi Allah evet. subhanahu ve teala yine diyor. Ölçü Allah subhanahu ve teala koydu. Eğer Allah kim yalan söylerse o kafirdir demiş olsaydı, evet, yalan söyleyenlerin hepsi kafirdir. Ama Allah kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir demiş ise, bugün Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir devlet, daha doğrusu burada anlaşılması gereken şey, Allah'ın hükmüne muhalif kanun çıkartan, teşrih yapan bir devlet veya bir kişi, kurum, kuruluş fark etmez, kafirdir. Burada haramlarla, şirk de bir haramdır ama Allah subhanahu ve teala şirkin asla bağışlamayacağını, ondan sonra dilediği kimse için dilediğini bağışlayacağını Nisa suresinde bahsediyor. Bak, Allah subhanahu ve teala ne diyor? Allah şirki asla bağışlamayacağım ama ondan sonra dilediğim kimse için dilediğimi bağışla. Ve Allah subhanahu ve teala kitabında büyük günahlardan kaçınırsanız Allah kusurlarınızı örter diyor. Allah subhanahu ve teala demek ki burada, yani İslam'a baktığımız zaman Allah subhanahu ve teala'nın haram olarak dinden çıkartmayan ve bazı haram olan şirk gibi dinden çıkartan, küfür gibi dinden çıkartan amelleri var. Bunu da Allah subhanahu ve teala tanımlar, Allah subhanahu ve teala kayıtlar. Hükümler illetlere göre bilinir diye bir usul vardır ehl-i sünnette. Yani örnek Evet. söylüyorum. Kırmızı giyen kafirdir denildiği zaman kırmızı artık illettir. Kim giyerse giysin kafirdir, hükümdür yani. Kafir de hükümdür. O yüzden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler illet, işte onlar kafirlerin ta kendisidir de hükümdür. Bu yüzden biz diyoruz ki Allah subhanahu ve teala'nın zaten koyduğu kanunları var iken bir başkasının teşrii, yani kanun koyması, birincisi Rablik iddiasında bulunmasıdır. Çünkü Allah'tan başka Rab yoktur. Eğer birisi kanun çıkartıyor ise, yani dikkat edin, Kur'an'a ve sünnete muhalif, kendi havasından, kendi ideolojisinden kanun çıkartıyor ise, bu kişi Rablik iddiasında bulunmuş ve Allah subhanahu ve teala'nın kurallarına, kaidelerine muhalif hükümlere insanlara davet ettiğinden dolayı da ilahlık iddiasında bulunmuş, insanlara bunlara itaat etme davetinde bulunduğundan dolayı da insanları kendisine ibadet etmeye davet etmiştir. Bu yüzden Beğen hocam. Evet. bir dakika bitireyim. Şuna karşı aslında gelmemeniz lazım. Firavun hiçbir yerde ben bunu Allah için koyuyorum demiyor. Ya da onunla alakalı Kab bin Eşref, Nisa 60. ayette ben Allah adına, bakın sizin aranızda hükmediyorum deyip de başka hükümlerle hükmetmiyor. Demek ki Allah adına illa kanun koymakla tağut olunmuyor. Allah'ın dışarısında da kanun koyma konusunda eğer bir kişi bir atılımda bulunur ise, bir eylemde bulunur ise, Allah subhanahu teala'nın kural ve kaidelerine muhalif bir şekilde bu işi yapar ise, bu adam ister kabul etsin ister kabul etmesin, Rablikle alakalı bir iddiada bulunmuş olur. Çünkü bunu ancak Rab yapar. Rab Hocam yapar. değerli Yani hocam. bir kanun. Evet, buyur. Hocam burayı çok kusura bakmayın. Ben sizin daha iyi anlatasınız diye hani yanlış eksik anlıyor olabilirim. Hocam Estağfurullah. burada sıkıntı olan şirk olan Allah'ın kanununa muhalif kanun koymak mı yoksa Allah dışında muhalif olsa da olmasa da kanun koymak mı? İkisi de aynı şey değil mi İzzet Hocam? Hocam bakın yok şöyle. Hocam bakın Allah'ın koyduğu bir kanuna muhalif kanun koymak mı şirk? Yoksa Allah'ın dışında Allah'ın koymadığı bir kul eliyle bir kanun koymak mı? Muhalif olur olmaz. Muhalif olmayabilir. Ama bir kanun koyuyor. Mesela atıyorum hocam 40'ta bir zekat mesela diyelim ki hani hadise dayanmadığını farz edelim. Bir ayete de muhalif değil. 40'ta bir de konabilir diyelim. Ama sonuçta insan eliyle konmuş bir kanun. Muhalif hocam indirilene muhalefet etmiyor. İndirilene muhalif bir tarafı da yok. Bu mu şirk yoksa muhalif olursa mı şirk? İndirilene bir muhalif olursa mesela indiren içki içme derken içki içebilir gibi bir kanun konunca mı şirk oluyor?
Şimdi şöyle anladım sorunuzu inşallah. Allah subhanahu ve teala'nın koyduğu kanunlara muhalif kanun koymak mıdır şirk? O mu şirk? Yoksa hocam muhalif olmayan ama sonuçta Allah'ın koymadığı bir kanunu koymak da mı şirk? Yani Allah'ın koymadığı kanunu koymak. İşte koymadığı ikincisi, kanunu... Evet. İkincisi dediğiniz gibi yani buna şirk diyemeyiz. Çünkü Allah subhanahu ve teala herhangi bir şekilde o konuda bir ayet, bir delil indirmemiş. Örnek söylüyorum kırmızı ışıklar gibi. Örnek söylüyorum yol şeritleri gibi. Örnek söylüyorum ağaçların nereye dikilmesiyle alakalı. Ya da evlerin hangi yönde peki yapılması. Peki değerli hocam şimdi şunu anladım. Allah'ın indirdiğine muhalif hüküm koymak şirk. Ama Allah'ın indirdiğine muhalefet etmeyen bir kanun koymak. Velev ki beşer eliyle, insan eliyle de olsa, ulema eliyle de olsa bu şirk değil. Peki evet. Hocam bunu din haline getirmek şirk değil mi? Bunu din haline getirmekten kastınız ne? Onu bir net bir şekilde ortaya koyarsanız ona göre konuşalım. Mesela Allah diyelim ki hocam içki içene dünyevi bir cezaya hükmetmemiş. Siz içki içene dünyevi bir cezaya hükmediyorsunuz. Bunu İslam, şeriat, Allah'ın kanunu haline getiriyorsunuz. Benim nazarımda, benim algıma göre bu tağutluk. Çünkü Allah'ın koymadığı bir kanunu koyuyorsunuz. Allah adına koyuyorsunuz. Ve bunu ilahi hale getiriyorsunuz. Bu bence Kur'an-ı Kerim'e bir hüküm koymakla İslam'a bir hüküm koymak arasında bir fark yok. Çünkü Allah da Kur'an da Allah'tan geldi, İslam da Allah'tan geldi. Kur'an'ı Allah'tan geldiği için bir nokta bile koyamazken Allah'tan gelen bir dine Allah'tan gelmeyen bir cezayı koymak ve adını İslami, şer'i, Allah'ın kanunu, Allah'ın dini, Allah'ın hükmü haline getirmek de bence burada sıkıntı yaratabilir. Ben böyle algılıyorum. Buna bir son hocam cevap verirseniz sevinirim. Şimdi burada hadislere matuf konuşuyorsunuz İzzet Hocam. O konuyla alakalı önceden de açıklama yaptım ama ben şöyle bir geniş bir şekilde Allah'ın izniyle bu meseleye bir cevap vereyim. İnşallah sabrederseniz. Şimdi hocam, hocam kısa bir nokta. Hocam beraber açıklayın. Hani genel açıklayın. Kısa bir detay daha vereyim. Hüküm sadece Allah'ın ne demek hocam? Sadece Allah subhanahu ve teala'nın kanun koyması. Yani hüküm hocam biliyorsun değil mi? Bir uluhiyet özelliğidir. Bir otorite alametidir. Yani uluhiyete de girer, rububiyete de girer. Tabii. Yani hüküm nedir hocam? Yani sadece Allah buyurabilir. Yani Allah otoritedir. O hüküm verebilir. Tabii hüküm hocam hüküm sadece Allah'ın demek. Hüküm yetkisi Allah'ındır. Çünkü yetki otorite alametidir. Peki hocam bu durumda ulema hüküm koyuyor. Allah'ın uluhiyet sıfatına ortak oluyor. Hüküm koyma yetkisine, otorite alametine ortak oluyor. Bir anlamda müdür değilim ben ama diyor, müdürlük yapıyorum diyor. Ben müdür değilim, öğretmenim diyor. Tek müdür diyor Ahmet Bey'dir bizim okulda diyor. Ama öbür taraftan öğretmen sıfatı adı altında hocam müdürlük yaparak emrediyor, hüküm koyuyor, kanun koyuyor. Diyor ki ben koymadım diyor. Bu tek hüküm diyor, müdür koyabilir diyor. Ama kendi koyuyor. Hocam burada hüküm yetkisine ortaklık yok mu? Buyurun hocam. Şimdi İzzet Hocam, bir düşünceye veyahut bir tüme varım yaptığımız zaman ister istemez usulümüzün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir kanıya vardığımızda o kanıya varacağımız sebepler doğrultusunda o kanıya varabilmemiz için bazı inançsal olarak ya da materyal olarak bazı şeyler kullanırız. Şimdi biz bu bahsettiğiniz hem şeyle hem de alimlerin hani bir konu hakkında hüküm koymasıyla hem de daha önce sorduğunuz soru Allah ikisi de zaten bu vereceğim cevabı Allah'ın izniyle ikisini de karşılayacaktır. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an yeterlidir diyoruz. Şimdi ben örnek söyleyeyim kendimi Kur'an yeterlidir diyen bir insanın yerine koyuyorum. Ve bununla bir evet. Hani yolculuğa çıkalım. Ve bu şekilde İslam'a girişi yaptığımı düşünüyorum. Girdik tamam Kur'an yeter. Kur'an'ın dışarısında herhangi bir kaynak tanımıyorum dedim. Ve bunu da tevhid olarak adlandırdım. Bunun dışarısında herhangi bir konuda hiçbir şekilde bir şeyi kabul etmiyorum. Açtım Kur'an'ı okumaya başladım. Geçen de dediğim gibi Allah subhanahu ve teala diyor ki o aylarda savaşmak büyük günahtır. Haram aylardan bahsederek o haram aylarda savaşmak büyük günahtır diyor. Şimdi ben diyorum ki Allah Allah o haram aylar ayetin hangisinde bir bakmam lazım, görmem lazım diyorum. Araştırıyorum. Kur'an'ın hiçbir yönünde göremiyorum. Bir bakıyorum ki büyük günahlardan sakınırsanız Allah sizin kusurlarınızı örter ayeti var. Büyük günahlar mı? Allah subhanahu ve teala büyük günahlardan eğer sakınmaktan bahsetmiş ise Kur'an'ın kesinlikle bir yerinde görmem gerekiyor. Bir bakıyorum yok.
Allah subhanahu ve teala evlilikle alakalı. Diyor ki Allah'ın size emrettiği yerlerden eşlerinize varın. Allah'ın emrettiği yeri eğer bahsetmiş ise bunu tam manasıyla isimlendirmesi lazım. Bunu geçtik. Şimdi namazdan bahsediyor. Ama namazla alakalı herhangi bir eylem, herhangi bir faaliyet konusunda ben bir şey göremiyorum. Mesela ben Türk'üm yani. Rükudan bahsediyor. Rükunun ne olduğunu bilmiyorum. Secdeden bahsediyor. Secdenin ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle demeyelim ama İzzet Hocam. Yani bugün zaten secde dediğimiz zaman hayır, bunlar bize tarihsel olarak, tarihten yani geçmişlerden gelen eylemler, fiiller. Ben bunlara baktığım zaman bir de bakıyorum ki Allah Allah, bir cenaze namazından bahsediyor. O fasığın namazını kılma, o Allah ve Resulü inkar ederek öldü. Abdullah bin Ubey bin Selul'la alakalı. Allah Allah, cenaze namazı. Ben bunu nasıl kılmam gerekli? Birisi öldü ama ya bu eyleme geçireceğim, bu da yok. Bununla alakalı örnek söylüyorum. O Ramazan ayıyla alakalı diyor ki Allah subhanahu wa ta'ala, o aya eriştiğiniz zaman oruç tutun. Tamam da ben bu aya şu anki zamanda nasıl eriştiğimi, nasıl girdiğini, nasıl çıktığını neye görebileceğim? Hiçbir şekilde Kur'an'ın içerisinde bitireyim inşallah. Biraz maalesef uzun sürecek ama bunlar bir konu hakkında yani cevap verebilmem için temel olarak gerekli. Ben niye bu cevabı veriyorum veyahut bahsettiğiniz alimler niye bu hükme varıyor? Onlara inşallah geleceğiz. Şimdi ben de diyorum ki bir dakika ya. Birileri diyor ki bu kitabın içerisinde bir de şöyle bir ayet var. O Resul size hikmeti ve kitabı öğretiyor. O Resul o size temiz olan şeyleri helal, pis olan şeyleri haram kılıyor. Onda sizin için güzel örnekler vardır. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah Allah. Ben bu ayetlerden bir şey anlamam gerekli. Çünkü bu ayetler nesedilmiş, bu ayetler yürürlükten kaldırılmış ayetler diyemeyiz. Kıyamete kadar bunlar geçerli. Ben ne yapmam lazım? Ya birileri sünnet diyor, birileri hadis diyordu. Bir de onlara bir bakalım. Bu meselelerle alakalı neler söylemişler, neler demişler diye bir bakmam gerekecektir. Çünkü şöyle bir durum. Bizim bahsettiğimiz bakın rükû bile, secde bile. Yani bugün namazı neye göre yapıyorsunuz? Mesela örnek söylüyorum, ayete bakıyorum, diyor ki namaza kalktığın zaman abdest al. Yani bu şu demektir, her namaza kalktığım zaman benim abdest almam gerekli İzzet Hocam. Ama ben sünnette bunu biz böyle görmüyoruz. Bir abdestle beş vakit namaz kılabileceğimizi, seferi başka, mukim başka, farklı farklı hükümlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bunlara baktığım zaman bugünkü eğer gerçek manada samimi bir şekilde Kur'an'a uyuyor isek, hatta şu ayet de aklıma gelir. Mesela hem Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğundan bahsediyor kitap. Hem de diyor ki bu kitabın bir kısmı muhkemdir, bir kısmı da müteşabihtir. Bir dakika demem gerekli. Ya Allah subhanahu teala hem apaçık diyor, hem de diyor ki bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. Müteşabihlerin manası da Allah'ın kadınlandır. Şimdi ben bu meselede ne düşünmem lazım? Muhtemelen ateist olmam gerekli. Çünkü bu kitap çelişiyor deyip çıkmam gerekli. Çünkü hadis inkarcıların da yaklaşımı bu şekilde olduğundan dolayı hadisleri inkar ediyorlar. Hadisleri inkar etme tam bir zihniyet, hadisleri inkar etmedeki zihniyet tam bir ateist zihniyet. Yani bugün Hızır Aleyhisselam diye bilinen, Allah'ın ona elçi dediği, Resul dediği, Hızır demediği, Musa Aleyhisselam'la imtihan konusu, bir çocuğu öldürmesi, eğer hadislerle bize ulaşmış olsaydı bugün hadis inkarcıların hepsi onu inkar edecekti. Bir hırsızın el kesme meselesi rivayetlerle bize kayboldu. Bir hırsızın el kesmesiyle alakalı mesele eğer rivayetlerle gelmiş olsaydı bugün hadis inkarcıları onu da reddedecekti. Yani iftira, hiffetli kadına iftira atmanın 80 sop olduğunu hadislerle de gelmiş olsaydı bunlara iftira diyeceklerdi. Böyle bir din olmaz diyeceklerdi. Burada mesela örnek söyleyeyim, Süleyman'la Üdüt kuşunun konuşması bir hadis olarak gelmiş olsaydı buna hiçbir hadis inkarcısı kabullenemez. Hatta yani belki sizin gibi sizin seviyenizde olan bir insan bile bunu kabullenmez. Ya bir kuşla bir Süleyman gibi bir peygamberin konuşması mümkün müdür diyeceklerdi. Evet. Baktığımız zaman demek ki İslam dini bizim anladığımız akletmiyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz ayetlerinde anladığımız İslam dini değil. Allah'ın dediği gibi Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Dediği ayetten anlamamız gerekli ki Allah bize bir din öğretebilir. Biz Allah'a din öğretemeyiz, dayatamayız. Evet.
Bununla alakalı birçok şey daha söylenebilir. Ben bütün bunları hani bir empati yaparak düşünüyorum. Diyorum ki Kur'an'ı ele aldım ve bir hadis inkarcısı oldum. Ama bunlarda baktığım zaman kesinlikle tutarlılık göremiyorum. Tam tersine benim Kur'an'ı hatta bak şu verdiğim örnek çok mühim bir örnektir. Çok dikkat edilmesi gereken bir örnektir. Hem kitabın apaçık olduğunu söylüyor hem de kitabın müteşabihleri ve muhkemleri olduğundan bahsediyor. O zaman bizim burada anlamamız gereken şey ya da düzeltmemiz gereken şey anlayışımızdır. Allah bize bir din biçiyor. Diyor ki benim kitabımı benim istediğim şekilde anla. Ben diyorum ki bu kitabın evet kitap apaçıktır. Kitap yeterlidir. Ama benim istediğim, benim söylediğim şekilde yeterlidir. Yani ben diyorum ki Resul'e itaat et. Sen diyorsun ki olur mu? Allah'tan başka bir kimsenin hükmüne ben itaat edemem. Allah'tan başka kimse hükmedemez. Allah'tan başka kimse söz söyleyemez. Ya Resul, Allah subhanahu aleyhi Resulü dediği kişi, elçisi dediği kişi. Yani kendisinden haber gönderdiği. Elçi dediğimiz, Resulü Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman elçi manasına geliyor. Nebi dediğimiz haber alan kimse demektir. Kimden haber alıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'tan haber alıyor. Haber alan bir kimse ise elbette Allah'tan haber vermesi doğal bir şeydi. Önceki videoda da bahsettik. Dedik ki ben bu kitabın içerisinde bir de özellikle arka planda Resulullah aleyhi ve sellem 3000 melekle kendilerine destek verileceğinden bahsedilmiş. Bunu ben önceki ayetlerde görmem gerekliyken göremiyorum. Demek ki gayr-i metlu vahiy dediğimiz arka planda yani Kur'an'da ayet olarak Allah subhanahu ve teala demek ki şöyle bir tercihte bulunuyor. Şunlar Allah'ın kitabında geçecekler. Bunları sen söyleyeceksin insanlara. Demek ki bizim anlamamız istediği şey bu. Ve kendi verdiği sırrıyla alakalı aynı şekilde. Sana kim bunu haber ver dediğinde bunu her şeyi bilen alemlerin Rabbi olan Allah haber verdi. Şimdi baktığımız zaman bütün bunlara benim kesinlikle bir kişiye iletilmem, bir kişiye yönlendirilmem söz konusu. Ben de diyorum ki o zaman şu an bunun muhatabı kim? Hadisler. Hadisler ama bu hadislerde mevzu var, uydurma var, sahih var, zayıfı var, şusu var, busu var. Tamam güzel de doğru olan bir şey. Onun örnek söylüyorum, şöyle örnek vereyim. Mesela iPhone'un sahtesi çıktığı zaman biz iPhone'u inkar mı ediyoruz? İzzet Hocam, inkar etmiyoruz. iPhone'un diyoruz ki bu sahtesidir. Sahtesi çıktı diye iPhone'ların hepsi sahtedir demiyoruz. Biz ne yapmamız gerekli? Bu konu hakkında ilim ehli dediğimiz, geçmişten bunları kayıt altına alınan insanlara bir dikkatli bir şekilde araştırma yapmamız gerekli. Şimdi bizim bugün elimizde bulunduğumuz, elimizde tuttuğumuz Allah'ın kitabı dediğimiz ayetler tam manasıyla sahabeden ikişer şahitle toplandı. Zeyd bin Sabit bu görevi aldı Ebu Bekir radıyallahu anh'tan ve bu şekilde topladı. Sadece Tevbe suresinin son iki ayeti Huzeyfe bin Sabit el-Ensari'nin şahitliğiyle tek bir şahit olarak kabul edildi. Normalde her bir ayete iki tane şahit yani iki tane sahabe şahitlik gösterdi. Zeyd bin Sabit de bunu Musaf'a aldı. Sadece dediğim gibi Huzeyfe bin Sabit el-Ensari İki tane Tevbe suresi ile alakalı iki tane ayete şahitlikte bulundu. Onun da şahitliğini iki şahitlik olarak kabul etmesindeki gerekçe şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin şahitliğini iki kişinin şahitliği olarak söylemesi. Şimdi buna şuna dikkat ettiğimiz zaman aynı sahabenin hadisleri rivayet etmesi bize niye acayip geliyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın kitabına ihanet etmeyen kişiler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne de ihanet edilmeyeceğini bilirler. Bir de öyle bir otorite bir durum ki, şimdi şundan geliyorlar, diyorlar ki, ya bakın Ömer bin Hattab Ebu Hureyre'ye hadis söylettirmiyordu, rivayet ettirmiyordu, onu sürmüştü, ona şunu yapmıştı. Geçenlerde sizin söylediğiniz hadise de ben baktım, onu öncelikle onu düzelteyim, ben yayında hani onaylamışım ama aslında orada bir hata yapmışım. Ben zannettim ki şunu söylüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ara hadisleri yazdırma yasağından bahsettiğinizi anladım. Ben o konu hakkında hata etmişim, yanlış yapmışım, onay vermişim. Hatip el-Bağdadi'nin Takit adlı bölümündeki 33. Şeyden bahsetmişsiniz. Hadisten bahsetmişsiniz. Şunu söylemem gerekli. Her bu hadisleri okuduğumuz zaman İzzet Hocam, alimler bunları kitaplarına doğru diye almıyorlar. Bunları eleştirmek için alıyorlar. Yani örnek söyleyeyim buna benzer çok çok rivayet var. Yani Ömer bin Hattab'ın hadisleri yasaklaması, hadisleri ortadan kaldırması ile alakalı rivayetler de olabiliyor. Ama alimler bunları alıyor.
bunları cerh ve tadil metoduna, bunların yalan olduğunu da bahsederek o babda kitaplarında da alabiliyorlar. Ama ben size sahih olan, muteber olan kaynaklardan bahsedeyim. Ömer bin Hattab'ın evet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan çok rivayet ettiğinden dolayı yasaklama getirdiğini biliyoruz. Ama Ömer bin Hattab'ın bu yasaklamayı getirmesine rağmen 500'e yakın hadisenin olduğunu, Ebu Bekir radıyallahu anh da kendi zamanında yasaklaması olmasına rağmen 146 tane hadisenin olduğunu, Ali radıyallahu anh'ın da yasaklamasına rağmen 149 tane hadisi olduğunu, Osman radıyallahu anh'ın da yasaklamasına rağmen rivayet aktarması konusunda yasaklaması, yani yasaklamasından dediğim şöyle bir lafzı var. Yani hadis rivayetini tam manasıyla topyekun bir şekilde yasaklamak değil. Belli başlı zamanlarda belli başlı sebeplerle yasakladığını anlıyoruz. Şundan anlıyoruz. Osman radıyallahu anh da dediğim gibi yasaklamayla alakalı rivayetleri var. Ama kendisinin 500 rivayeti var. Şunu sormam lazım. Ya bu nasıl bir din ki, ya da bu dine nasıl mensup olan insanlar nasıl insanlar ki, ya Ebu Bekir'den daha otorite bir Ebu Bekir topluluğu olması lazım ki Ebu Bekir adına bir yalan uydurup 146 tane hadis ortaya çıkartması lazım. Ömer bin Hattab ki çok sert bir adam olduğunu okuyoruz. Sert bir adam, sert bir kişilik olduğunu görüyoruz. Tam tamına 500 tane hadisi uydurabilecek bir Ömer bin Hattab'dan daha otorite topluluk olması lazım. Aynı örnekler Osman radıyallahu anh için gerekli, geçerli. Aynı şekilde de Ali radıyallahu anh için de geçerli. Ama şunu görüyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün diyor ki, yani Kur'an'la meşgul olun. Kur'an'dan başka rivayet de bulunmayın. Aynen bu lafzı geçiyor. Hemen akabinde bir tane babaanne mirasla alakalı ona soru soruyor. Ebu Bekir radıyallahu anh hemen çevresine diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuyla alakalı duyduğunuz bir şey var mı? Şimdi bizim burada anlamamız gereken şey, demek ki Ebu Bekir radıyallahu anh rivayetten kastettiği farklı şeyler. Yani örnek söylüyorum, insanları meşgul etmek ya da otorite sahibi olmayan insanların ya da ortamı müsait olmayan durumlarda bunları söylemeyin. Yani mesela Ömer bin Hattab, dikkat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile Ebu Hureyre'ye sert çıkışları vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta şey bir sorunuz vardı, demişsiniz ki bütün hadisler vahiy midir? Bütün hadislere vahiy diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Bu vereceğim hadisle beraber Allah'ın izniyle de bir nevi delillendirilmiş olur. Ayrım yapmış oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazen sahabesiyle istişare durumları oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da bir konu hakkında bir karar verdiği zaman sahabesi ona şunu sorar. Bu Allah subhanahu ve teala'nın Allah'tan inme bir vahiy mi? Allah subhanahu ve teala'nın rızası mı? Allah'ın istediği mi? Yoksa senin görüşün mü? Senin fikrin mi? Bunu sorarlar. Şimdi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Ebu Hureyre radıyallahu anh gidiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki, bir de Ebu Hureyre'nin konumu şöyleydi. Bunu Darimi'de de okuyabiliriz. Ensardan ve muhacirden daha fazla. Yani ensardan bazıları ya da muhacirden bazıları ticaretle uğraşırdı. Dünyalık işlerle meşgul olabilirlerdi. Ama Ebu Hureyre radıyallahu anh karın tokluğuna kendisi söylüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrılmazdı. Ve diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ezberlerdim. Başka bir hadislerde, başka bir yerde de diyor ki Abdullah bin Amr bin As'tan daha fazla rivayet, benden daha fazla rivayet eden kimse bilmiyorum. O yazardı, ben rivayet ederdim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde yazmayı yasakladı ve daha sonra da Abdullah bin Amr bin As'a diyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeli anında da konuşuyor, sevinçli halinde de konuşuyor. Sen her halde yazıyorsun. Dedikten sonra diyor, ben yazmayı bıraktım, sonra bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağzını işaret ederek dedi ki, yaz. Buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Başka bir hadiste de bir tane meseleyle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde gidiyor. Yani bir güzergahta giderken ağaçların ilaçlandığını görüyor. Sahabe tarafından ağaçların ilaçlandığını görüyor ve diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunları yapmayın. Hoş görmüyor. Daha sonra yapmıyorlar ve daha sonra verim alamıyorlar. Verim alamadığından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dünya işlerini siz daha iyi bilirsiniz. Ama din konusunda diyor, bana itaat edin. Burada o zaman bizim için iki tane önemli bir usul çıkıyor. Din konusunda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi haram dediğinde, yasakladığında biz ona itaat etmekle mükellefiz. Ama eğer bir şey vahiyse zaten itaat etmekle mükellefiz. Tam ona şimdi geleceğim. O konuya Allah'ın izniyle geçeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, git ve şunu söyle insanlara. Halis bir şekilde. Arapçasından okuduğum zaman onu gördüm. Yani bugünkü mesela insanların dediği gibi la ilahe
diyen cennete girer değil. Halis bir şekilde kim la ilahe illallah der ise, Allah'tan başka ilahları reddedip, tağutları reddedip, Allah'tan başka otorite tanımaz ise, o kimse cennettedir. Bunu söyle. Ve gittim diyor. İlk başta önüme diyor çıkan Ebu Ömer bin Hattab'dı. Ve ben bu rivayeti diyor Ömer bin Hattab'a radiyallahu anh söyledim. Ömer bin Hattab'ın tepkisi şu oldu. Diyor ki iki tane göğsümün arasını öyle bir vurdu ki, yani affedersin kalçam üzerine oturdu. Aynen bu lafız. Sonra kaldırdı. Dedi ki bunu sana kim dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Hadi gidiyoruz dedi. Ona hani soracağız, bunu teyit edeceğiz. Öğreneceğiz dedi. Ve gidiyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki evet ben söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ömer bin Hattab diyor ki böyle söylemeyelim. İnsanlar ümide kalır. Hani kendileri daha rahat bir hale düşer ve diyor ki amel yapmayı bırakırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sözü şu. Tamam söylemeyelim. İşte biz diyoruz ki bu hadisler vahiy değildir. Niye vahiy değildir? Eğer vahiy olmuş olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında diyebilirdi ki bu Allah subhanahu ve teala'nın emridir veyahut dinde böyle olması gereklidir. İlla Allah'ın ismini anmasına da gerek yok. Bu böyledir demesi yeterlidir. Bunu aynı şekilde Abdullah bin Ubey bin Selül'ün cenaze namazında da görüyoruz. Abdullah bin Ubey bin Selül münafıkların babası ve bilinen bir münafık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bildirilen bir münafık. Ama Allah subhanahu ve teala ona bir serbestlik verdi, muayenelik verdi. 70 defa daha onun hakkında mağfiret dilesen ya da onlar hakkında mağfiret dilesen bir ifade etmez babında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben onun cenaze namazını kılacağım. Ömer bin Hattab dedi ki sen onun nasıl cenaze namazını kılacaksın? O işte münafıktı, o şuydu, o buydu. Allah subhanahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'ı doğrulayan ayeti indiriyor. O Allah'ı, Resulü'yü inkar eden bir fasık olarak öldü. Burada anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, yani Ömer bin Hattab bir konu hakkında bir karşı çıkışta bulunduğunda Allah subhanahu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın dininde böyledir demediği sürece ha deriz ki bu vahiy değil. Eğer vahiy olmuş olsaydı Ömer bin Hattab da bu konu hakkında ne olurdu? Ona itaat etmekle mükellef olurdu. Şimdi bir iki tane mesele bu. Ama genel olarak Ömer bin Hattab'ın itaatinde, Ömer bin Hattab'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme örnek almasında, takip etmesinden, onun amellerini hayatına geçirmesinden bunları görüyoruz. Velhasıl ben dedim ki Kur'an'la alakalı bu tür araştırmalarda bulundum. Baktım ki Kur'an'ın içerisinde bu cevaplar yok. O zaman hadisler. Yine söylüyorum diyorum ki Allah subhanahu ve teala'nın kitabını sahabenin ezberinde, sahabenin kaydında bize bugün ulaşmasına rağmen biz aynı şekilde hadisler konusunda niye tutuyoruz da işte zan var, işte hadisler uydurmadır, hadisler mevzudur, hadisler işte şöyle zayıftır, şöyle itibar edilmez diyoruz. Bu sorumuzu, evet bu soru sorulabilir ama hadislerin kökenini araştırmamız, hadisleri işte kayıt altına alan sahabenin hayatını ele almamız, onlardan rivayetleri alıp kayıt altına alınan tabiini araştırdığımız zaman ben şunu mesela gördüm Darimi'de. Tabi'in hadis yazmasına karşıydı. Tabi'in, daha tabi'in dönemindeyiz. Yani biraz ilerlemişiz. Sahabeden sonra tabi'in dönemindeyiz. Ve tabi'in gerçek manada hadis yazmasına karşı. Ameş'le alakalı bir rivayeti okumuştum. Ameş şunu söylüyor. Diyor ki bir adam var. Diyor ki ben ezberleyemiyorum. Ben ezberleyemiyorum. Hadisleri ben yazayım diyor. Yazmaya karşılar. Yani kaç tane tabiini okudum? Darimi'nin mesela Sünen'ini okuyan kişiler bilir. Fazlasıyla sahabeden mevkuf ve tabiinden maktu olan hadisler rivayet etmiştir. Orada biz hem sahabenin tutumunu hem de tabiinin tutumunu da görebiliyoruz. Ve şunu söylüyor Ameş. Hadisler konusunda, ezber konusunda biz ezberliyoruz. Ezberlemediğimiz sürece yazdırmak istemiyorlar. Yani bu sahabeye baktık, bu tabiine baktığımız zaman bile halen ezberin devam ettiğini görebiliyoruz. Yani birilerinden rivayet eden kişiler bunları sadece yazıyla değil, yazı meselesini hoş görmüyorlar ve ezbere bir şekilde nakil etmeyi muteber olarak görüyorlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bütün hadisle alakalı ilme girdiğimiz zaman her biri otorite birer alim. Avamdan isim yok. Avamdan isim yok. Basit olabileceğini düşündüğümüz, söyleyebileceğimiz bir isim yok. O yüzden otorite insanların elinde bize kadar ulaşmış bu rivayetlerin bir emsali zaten başka kaynaklarda, başka dinlerde yok. Ve bunlara ben değer verdiğim zaman, baktığım zaman diyorum ki Kurban Bayramı'nı niye biz bugün kutluyoruz? Ramazan'ı niye kutluyoruz? Ezan'ı niye
okuyoruz. Evet. Cuma'ya niye gidiyoruz? Dediğim zaman veyahut da rejimle alakalı mesele çok büyük bir meseledir. Yani bir insanın uydurabileceği en son şey rejimdir. Bir kadının veya bir erkeğin evliyse taşlanabileceğini söylemek. O kadar otoritersizlik olması lazım ki İzzet Hocam bu hadis insanlar tarafından kabul görsün. Düşünsenize yani. Değerli hocam zaten Kur'an dışı vahiy konusunda hani ilk yayından sonra kafamda bir takım soru işaretlerinin uyandığını ve size hak verdiğimi, bunu araştıracağımı söylemiştim. Yani tabii ki soru işaretlerim halen var ama hakikaten ikna edici bulmuştum sizi ve bu konuyu araştıracağımı söylemiştim. İnşallah araştırmaya devam ediyorum. Fakat hocam burada şöyle bir şey var bakın. Siz böyle bir anlattınız ki Kur'an nasıl sağlam bir şekilde kayda alındıysa hadisler de hemen hemen aynı yollarla kayda alındı. Birinciye inanıyorsun da ikinciye neden inanmıyorsun falan dediniz. Fakat hocam İslam literatürü de bakın hadislerin Kur'an kadar sağlam kaynaklar olmadığını, ikinci derecede sağlam kaynaklar olduğunu söylüyor zaten. Bugün sizin İslam anlayışınızda belki ikinci derece görmüyorsunuz ama bugün Ehl-i Sünnet'in önemli alimleri hocam hadis külliyatı için Kur'an'dan sonraki en güvenilir ikinci kaynak diyor. Sonuçta bunu diyenler de ulema. Alimler, İzzet Hocam özür diliyorum. Alimler dediğiniz insanlar eğer selef dediğimiz üç tabaka yani sahabesidir, tabi ve tebaut tabin değilse bizim için pek önemi yok. Çünkü bunlar dinde otoriterdir. Bunun dışarısında eğer otorite tanınıyor ise zaten bir şey konuşmamıza gerek yok. Yani şöyle bir şey. Din hakkında konuşabilecek, en önce din hakkında konuşabilecek kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra onun sahabesidir. Ondan sonra tabiindir. Ondan sonra tebeut tabiindir. Bu dört evet. tane bu dört tane kavramı, bu dört tane kişiyi, topluluğu ele alarak konuşur isek bizim için geçerlidir. Ben de sorumu o şekilde sorayım. Bu dört tane kavram acaba sünnet konusunda sizin veyahut söylediğiniz gibi mi düşünüyorlar? Söylediğiniz kişilerin dedikleri gibi mi düşünüyorlar? Bunu işte soruyorum. Ama hocam bu bahsettiğim hani bir Yaşar Nur Öztürk gibi sizin çok şey görmediğiniz, hocam çok sahih bulmadığınız alimlerin bir tasnifi değil hocam. Hani şu an birebir isim aklımda değil ama Ehl-i Sünnet alimlerinin önemli bir kısmının hani Sahih-i Buhari'yi hadis külliyatlarını, sahih hadis külliyatlarını Kur'an'dan sonraki en güvenilir kaynak olarak tasnif ettiklerini ben hatırlıyorum. Demek hocam onlar da Kur'an kadar sağlam kayda alınmadığını, Kur'an kadar sağlam görülemeyeceğini kayda düşmüş olmuşlar. Bu bir. Hocam ikincisi, bugün Allah diyor ki ayetinde kitabı biz indirdik, şüphesiz ki onu koruyacak olan biziz diyor. Kitabı ve diğer gayri metlu hadisleri koruyacağız demiyor. Bakın sadece kitabı biz indirdik, şüphesiz ki. Ne demek hocam şüphesiz ki demek? Biz indirdiğimize göre mutlaka koruyacağız demek. Yani bu durumda Allah bir grup vahyini koruyor da diğer ikinci grup vahyini neden korumuyor? İkincisi hocam hadislerin tamamen toplanması biliyorsun Hicri 150-200'lü yılları buldu. O güne kadar dağınık haldeydi. İşte Şam'da, orada, burada. Şimdi hocam bu durumda... Bu yanlış olur İzzet hocam. 150'li değil. Bakın, bu bilgi yanlışsa düzeltin. Hani benim aklımda böyle kalmış. Hani hadis külliyatlarının özellikle Sahih-i Buhari'nin toplanması 150-200 yıl sonra oldu falan diye. Hocam bu durumda o aradaki hadislerin tamamı dağınık halde olması gerekiyor bu durumda. Yani siz hadislerin tamamına vakıf değilsiniz ama bu durumda İslam'ı yaşıyorsunuz. Ben hadislerin tamamına vakıf değilim. Ben de İslam'ı tam anlamıyla kendimce yaşıyorum. Bu durumda eksik mi yaşamış olduk? Çünkü hepsine vakıf değiliz. Belki bahsettiğiniz o haram aylar hadisini ben bilmiyordum. Ona rağmen ben Kur'an'la amel ettim. Siz öbür Kur'an'da olmayıp gayrimetlu hani vahiyle bildirildiğini söylediğiniz gerçeklere siz vakıf değildiniz. Siz de o elinizdeki eksik hadislerle İslam'ı yaşıyordunuz. Bu durumda hocam bu 150-200 sene boyunca Müslümanlar dini eksik mi yaşamış oldu? Tamamen bir külliyat haline gelip de bütün hadislere vakıf olduğumuz süreye kadar. Bir de hocam ikincisi hep diyoruz böyle falan da bugün Şiilerin hadis külliyatları daha farklı. Bakın Kur'an-ı Kerim bütün Müslümanların elinde hemen hemen aynı ama hadisler bütün Müslümanların elinde farklı farklı. Şimdi hocam demek ki onların da kendince delilleri var. Onlar da bir yerlere dayandırıyor. Şimdi bu kadar belirsizlik, bu kadar farklılık, bu kadar yoruma açıklık, bu kadar kaynak çeşitliliğini hepsini nasıl Allah'a isnat edebiliriz? Yani bu durumda haşa biz belki Şiilerin hadislerinin de Allah'a dayandığı, oradan geldiği halde onları inkar ettik. Onlar bizim hadislerimiz gayrimetlu vahiy olduğu halde onlar inkar etti falan. Bu durumda işin içinden çıkamayız. Yani Allah'ın sözünü de bulandırmış oluyoruz. Yani
kafamıza göre atıyoruz, kafamıza göre alıyoruz, aldığımız Allah'ın vahyi diyoruz. Artı hocam bakın az önce bir soru hocam sözümü tamamlayacağım. Az önce bir ifade kullandınız. Peygamberimizin bütün sözleri kutsi hadis değildir dediniz. Değil mi hocam? Öyle bir ifade kullandınız. Hepsi gayri kutsi hadisleri değil. Bütün sözleri vahidir değil. Yani bütün sözleri hocam, vahidir. Evet, Peygamberimizin bütün sözleri vahiy değil mi dediniz hocam? Öyle anladım. Vahiy değildir. Bütün sözleri vahiy değil. Hocam Peygamberimizin bütün sözleri vahiy değilse ama ayette diyor ki o vahyin dışına çıkmaz, onun konuşması ancak vahiydir. Burada da çok güzel bir ifade kullandınız. Peygamberimizin dediğiniz vahiy olan sözleri dindir dediniz. Onun dışında dünyevi hususlarda işte ağaç aşılama, işte değil mi hocam bilmem tarım konusunda falan hani dünyevi işte münasebetler noktasındaki sözleri vahiy değildir. Doğru. Şimdi Peygamberimiz sadece ayet söyledi, hiç ömür boyu konuşmadı mı? Mutlaka konuştu. Ama işte konuşmaların önemli bir kısmı dünyevi sözlerdi. Hatta sahabede ne diyordu hocam? Senin bu sözün Allah'tan mı geldi? Yoksa ey Muhammed bu söz vahiy mi? Yoksa senin sözün mü? Bakın demek ki Peygamberimizin her sözü vahiy değildi. Burada da çok güzel bir açıklama yaptınız. Dediniz ki tabii ki Peygamberimizin vahiy olan sözleri dindir. Onun dışındakiler din değildir. Demek hocam bakın Allah da din ve dünya işlerini ayırmış bakın. Bazı sözleri din kabul etmiş, bazı sözleri dünyevi görmüş, din ve dünya işlerini ayırmış. Buradan laikliğe giden bir kapı açabilir miyiz? Buradan laikliğe çıkabilecek hiçbir kapı yoktur. Yine söylüyoruz. Allah subhanahu ve teala kendi otoritesinin dışarısında hiçbir otoriteyi tanımıyor. Tanımıyor. Bugün şöyle düşünelim. Laiklik hocam, başka bir otorite midir? İzzet hocam başka bir otoritedir. Allah'ın otoritesi değildir. Evet, değildir. O zaman Allah'ın otoritesi değil ise Allah subhanahu ve teala kendi otoritesinin dışarısında hiçbir otoriteyi tanımıyor. Eğer tanıyor dersek bize boşu boşuna niye şirk koşmayın desin. Şimdi hadisle doğru. Alakalı hani yazmayla alakalı bir mesele bir bölüm açtınız. Hatta burada Şiilerin farklı hadis işte kütübü erbaaları var. Sizin kütübü sitteniz var, kütübü tisanız var. Farklı farklı. Ben yine şunu söyleyeyim. Benim inancım araştırma üzerine olan bir inanç. Yani ben, bana mesela bir iddiada yönelttiniz. Siz mesela kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsunuz. Ben de Müslüman olarak tanımlıyorum. Ama ben şüpheleri dini haline getirmek istemiyorum. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyler mesela şüphe içeriyor. Yani şüphe içeriyor ve araştırmak zorundasınız. Şimdi dedik ki, ya Şiilerin de bir kaynağı var. Sünnilerin de bir kaynağı var. Tamam. Ben de diyorum ki gelin bunları araştıralım. Onların Buhari'si Kuleyni'dir. Buhari'si Kuleyni'dir. Kuleyni'den daha önceye gidebilecek bir alimleri yok. Yani sahabeye ulaşabilecek bir yolları yok, tarihleri yok. Rivayet zincirlerinde Kuleyni onların en başı. Bak dikkat edin. Ve Kuleyni 9. yüzyılın alimi. Dikkat edin. 9. yüzyılın alimi. Peki bizler Abdullah bin Amr bin As'tan bahsederken, ilk hadisin yazılmasından bahsedilirken o zaman da demek ki sahabe zamanında yazılıyormuş. Ama ben daha güçlüsünü söyledim. Sahabe zamanında yazmak marifet değil zaten. İnsanlar ezberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini tuttuğunu, daha tabi'in zamanında bile yazılma konusunda risklerin olduğundan dolayı insanların ezberlemeye yönelttiklerini görüyoruz. Teşvik ettiklerini görüyoruz. Adam diyor ki ben yazıp ezberleyeceğim. Yok diyor yazdırmıyorum. Ben söylemiyorum. Ameş bu şekilde bahsediyor. Darimi'nin sünenini açıp hadislerin yazılma meselesiyle alakalı birçok tabiinin bu konudaki nakilleri var. İbn-i Şirin hadis yazılmasını hoş görmez diyor. Biz buradan hadis inkarcıların anladığı, bak İbn-i Şirin bile hadislerin yazılmasını hoş görmüyormuş. O zaman hadislere karşıymış anlamıyoruz. Biz meseleleri bütünsel olarak ele aldığımız zaman anlıyoruz ki daha arka planda otorite bir ilim muhafazası var. İnsanlar ezberliyorlar bunları. Bunları ezberleyerek ta ki Ebu Hureyre bunu söylüyor. Ben ezberliyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ezberliyordum. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ezberimin kuvvetli olması için dua istedim. O da benim için dua etti. Şimdi Kuleyni'den bahsedelim. Kuleyni 9. yüzyılın alimi. Şimdi ben size soruyorum Allah rızası için. Zuhri 2000 tane hadisi Ömer bin Abdülaziz'in emriyle topladı. Evet. Hatta Ömer bin Abdülaziz rivayetlerin toplanmasını kendi emretti ve toplatıldı. Ondan sonra Abdurrezzak var. İbni Hibban var. Ondan sonra İbni Hibban'dan sonra Mamer bin Raşid var.
Yani İbni Huzeyme'nin Allahu Alem Süneni var. Birçok hadis kitabımız var. Bizim bu tarihlere, hani biz hadislerimize baktığımız zaman Buhari rahimehullah bu hadis alimlerinden gelen hadisleri en son ele alıp değerlendiren bir alim. Ve bu konu hakkında da ilminin gereği zerh ve tadil yaparak, bir metot uygulayarak doğru hadis, yanlış hadis, mevzu hadis, illetli hadis, işte müdellis hadis, şu farklı farklı işte inkıtaya uğramış zayıf olan hadis gibi bazı tanımlarda bulunmuşlar. Bir muhaddis olarak ve kendisini de ehl-i sünnete, yani otorite alim topluluğuna ispat etmiş bir kişi. Şimdi ben bu durumda ne yapmam lazım? Bir hadise ele alabilmem için o muhaddis kadar ki olabilmem gerekli. Ya da o muhaddisin uyguladığı usulü öğrenmem gerekli ki dedim ki burada muhaddis bu konu hakkında sorun, bu konu hakkında hata yapmış. Ve muhaddis dediğim zaman şöyle bir şey anlamayalım. Hadisleri sadece yazan adam anlamayalım. Hadisleri böyle yazısal olarak, sened olarak, böyle tek tek isim olarak değerlendiren anlamayalım. Bunlar hafız. Yani hadis hafızı. Yani örnek söylüyorum, bir senetten bahsettiğimiz zaman Ebu Hureyre'den Hemman bin Münebbi, Hemman bin Münebbi'den Abdurrezzak, Abdurrezzak'tan Mamer bin Raşid, Mamer bin Raşid'den İbn-i İbban, İbn-i İbban'dan Ahmet bin Hanbel. Allah razı olsun, ne kadar senet var ise o senetlere baktığımız zaman hem otorite alimler hem ezbere bilinen muhaddisler. Bunlar hatta o kitapta Darimi'nin Sünen'inde ben tabiinle alakalı bunlar kendi şeyhlerinden, kendi alimlerinin ezbere, kendilerine ezberlettiklerinden bahsediliyordu. Ben bunları okuduğum zaman, ben bu kaynakları, bu değerlendirmeleri gördüğüm zaman böyle bir otoritenin içerisinde bu kadar yalan uydurulmayacağını ve bu kadar bizim kültürümüze, örfümüze ya da Kur'an'a muhalif olarak görünen şeyler olarak uydurulmaya insanlar cesaret edemeyeceğini anlamam gerekli. Bugünkü devlet yapısına... Bugünkü devlet... Bir ara bir milyona kadar hadis çıkmış hocam, sözünü kestim. Yani bir milyona kadar uydurulabilmiş. Bu söz yalan söz. Bir milyona yakın hadis yok ki. Yani bir ara uydurulan ve uydurularak ulaşılan toplam rakamın hatta bir milyona dayandığı falan. Hocam ondan yalan. Kısa bir hocam. Ya İzzet hocam, bir cevap böyle, alalım. Bunlar yalan yani. Bir milyonu bırakın. Yani uydurma hadis sırası en az 2000-3000'i geçmez. Ben de en fazla söylüyorum. Mübalağa yapıyorum. Hatta Allah-u Alem okuduğuma kadar 1000 hadisti. 1000'e yakın bir hadis var. Diğerleri ya zayıftır ya sahihtir. Biz de diyoruz ki muhaddislerin bu konu hakkında bir de şöyle bir durum var. Yani muhaddisler her kitabını aldığı hadisi bu sahihtir diye demiyor. Onu değerlendirme olarak alıyor ve kendi altına, mesela İbn Kesir'de de biz bunu görürüz. Bir hadis nakleder. Hadisi okuruz. İlmi olarak okuruz. Aa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış. Aa, işte sahabesi böyle demiş. Altına yazar. Bu hadis zayıftır. E şimdi ne diyelim hocam, mesela? Değerli hocam, şimdi dinimizin seçilmesinin bir ulemaya bırakılması bana çok açıkçası ikna edici gelmiyor. Bakın, tüm samimiyetimle sizi anlamaya çalışıyorum. Fakat yani neyin ayet, neyin gayrimetlu vahiy, neyin gayrimetlu vahiy olmadığı, neyin din, neyin din olmadığının seçilme hususunun sonuçta bir beşere, bir insana, ki insan hata yapabilir hocam, insana bırakılmasını, benim attığım din değil, benim atmadığım din, bu sizin dininiz denilmesini ben çok doğru bulmuyorum. Onun dışında hocam bir de şey soracağım. Bu kitabı biz indirdik şüphesiz. Tamam, onu da söyleyin inşallah, ama ben size bir tane ayet okumak istiyorum. Diyorsunuz yani ulema sınıfına, yani insan sınıfına bu dini bırakması bana pek mantıklı gelmiyor. O zaman biz Kur'an okumuş olmayız ki. Biz Kur'an okuduğumuz zaman Allah subhanahu teala müminlerin tümünün hani savaşa çıkmaları konusunda bahsederken hepsi diyor savaşa çıkmasın. Onlardan diyor her bir topluluk, bir grup çıktığında dinde derin bir kavrayış edinmek ve kavimlerini kendilerine geri döndüğünde onları uyarmak için geride kalabilir diyor. Şimdi Allah subhanahu ve teala diyor ki, yani bir topluluksanız, eğer savaşa çıkmış iseniz bir kısmınız geride kalsın, din konusunda kendisini geliştirsin ve onlar geri geldiği zaman da onların gafletli halini, onların bulunduğu durumu nasihat ederek ortadan kaldırın. Şimdi bu insanlar dinde fakih, dinde anlayışlı olabilmesi için sadece Kur'an'ı mı okuyacaklar? Öyle mi düşünelim? Yok, tamam, tabii Kur'an'ı okuduklarını. Tamam, bir dakika. Kur'an'ı okuduklarını düşünelim. E peki bunları kim eğitecek? Allah subhanahu aleyhi ve sellem dediği gibi onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken o kitabı ve hikmeti öğretiyor diyor.
Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara o ilmi bırakmış. O ilmi bırakmış, onları o şekilde öğretmiş ki Allah subhanahu teala bak, o zamanın ulema sınıfına dinini ne yapmış? Bırakmış. Şimdi bizim bu anlayışımız Kur'an'la da çelişmiş oluyor. İzzet Hoca. Yani sizin alim dediğiniz kişiler eğer değerlendirme yaparken, hüküm verirken Kur'an'a ve sünnete göre değerlendirme yapıyor ise, yani o sünneti siz eğer iptal edemiyorsanız, batıl çıkartamıyorsanız, yani bugün dediğim gibi kurbanda, ramazanda, ezanda, cumada, bunlar hepsi hadislerle bize geliyor içerik olarak. Biz bunları reddetmiyoruz. Kabul etmişiz, hayatımıza geçirmişiz. Namazı bugün nasıl kılıyoruz desem neredeyse %90'ı sünnete uygun bir şekilde diyeceksiniz. Aslında siz de sünneti bir nevi hayatınıza geçirmişsiniz. Yani orucu nasıl tutuyorsunuz, işte iftarı nasıl yapıyorsunuz? Ya birçok amelin çoğunluğu ya da yarısı sünnetle birleşiyor, buluşuyor. O yüzden Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in dininde geride bir kısmınız kalıp ve dinde fakihleşin. Din konusunda kendiniz geliştirin ki onlar cihattan geldikleri zaman onlara nasihatleşebilirsiniz. Onlara bir şeyleri öğretme durumu, onlara bir konu hakkında gaflet derlerse o gafleti kaldırabilecek bilgiyle ne yapın? Onu izole edebilirsiniz. Hepsini savaşa çıkmalarının gerekli olmadığını söyleyerek bir nevi dinini bir kısım insanlara ne yapmış? Teslim etmiş. Ve bu insanlar da Kur'an'a ve sünnete göre, bak o zaman da bunu anlamamız gerekli. Kur'an'a ve sünnete göre ancak konuşabilirler, insanları ıslah edebilirler. Çünkü karşılarında mesela savaştan gelen bir insan düşünün. Ubeyde bin Sabit ya da İbn-i Mesud. Onlara nasihat edeceği zaman. Sadece Kur'an'dan bahsetse ve o da dese ki, örnek söylüyorum, tamam da şu mesele nasıldır? İbn-i Mesud da bilmese kime soracak? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o anda o konuyla alakalı, o ayetle alakalı konuştuğu anda dindir. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten Kur'an ve sünnet hayata geçirilmiş. Onu onlar kendi aralarında yaymışlarken biz bugün alimler işte hüküm koyamaz dediğimiz zaman bu pek pratikte karşılığı olmuyor İzzet Hocam. Değerli hocam bakın şunu da tamamlayayım hocam. Bir yer eksik kaldı. Kitabı biz indirdik. Şüphesiz ki onu koruyacak olan biziz diyor. Ama kitabın dışındaki kaynakların korunacağını Allah burada söylemiyor. Haşa, Allah unutmaz. Allah unutkanlıklardan, ihmalden münezzehtir. Allah'ın sözü adalet ve doğruluk bakımından tas tamamdır. Allah boşa iş olsun diye konuşmaz kuşkusuz. Dolayısıyla hocam kitabı biz indirdik. Şüphesiz ki onu biz koruyacağız diyor. Kitabın dışında inen bir şeyler olsaydı onları da korumuş olması gerekmez miydi? Ya da Allah haşa orada eksik mi ifade kullandı? Çok güzel. Şimdi İzzet Hocam, kitabı biz indirdi, şüphesiz onu koruyacak biziz dediği o kitabı koruyanlar kimdi? Kimdi? Evet. Zeyd bin Sabit'i görevlendiren Ebu Bekir radıyallahu anh değil miydi? Zeyd bin Sabit gidip her bir ayetle alakalı iki tane şahit dinledikten veyahut iki şahidin yanında bulunan yazılı ayet olduğunu gördükten sonra kitabı almadı mı? Aldı. Yani Allah subhanahu ve teala bunu sahabesinin üzerinde hayata geçirirken biz de diyoruz ki bak bu konu hakkında şunu dikkate almamız lazım. Allah subhanahu ve teala bu insan topluluğunun üzerinden bir kitabının koruyacağını söyleyerek ve onlara memur kılıyor. Biz de bu konu hakkında şunu düşünmemiz gerekli. Bu insanlar Allah'ın katında otorite iseler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı yapılan rivayetlerde de Allah subhanahu ve teala onların yalan söylemeyeceğini, Kur'an'ını onlara emanet ederek bizlere göstermiştir. Yani Kur'an'daki ayetlerde yalan söylemeyen bu sahabe, elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı yaşadıkları anılarda, hatıralarda, olaylarda da yalan söylemeyecekler. Ya ben en fazla şunu, mantık olarak şunu bir düşünmemizi istiyorum. Ya ben bugün Yaşar Nuri Öztürk, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan veyahut Edip Yüksel veyahut farklı Caner Taslaman gibi adamlara uyacağım ama bak 1400 yıl önceki rivayetlerden bahsetmiyorum. 100 yıl önceki söylenen sözlere uyarım benim için daha emniyetlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olan kaynaklar, en yakın olan rivayetler neyse benim için bugün konuşulan şeylerden daha güvenlidir. Yani bu bahsettiğimiz kişiler de özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani her önüne gelen kişinin, bak mesela şurada bir şey bahsettiniz. 1 milyon hadis uyduruldu dediniz. Ben yine söylüyorum. Şüphelerin üzerine din bina edilmez. Gidip araştırmakla mükellefsiniz. 1 milyonu bırakın. 2000 tane hadisin uydurulmasıyla alakalı bir kitap dahi yazılmamış. Ben okumadım. 1000 taneye yakın Allah-u Alem okudum. Molla Ali'l Kari'nin kitabında hadisler var. O kadar da yok yani. O yüzden ben bu konu hakkında diyorum ki, yani iPhone'un
sahtesi çıktı diye bütün iPhone'lar yani yalandır, iftiradır demiyor isek, sahtedir demiyor isek, doğru olan, sahih olan hadislerin yanına birileri çıkıp da konuşmuş diye yarın öbür gün Kur'an'ın yanına örnek söylüyorum başkaları ki bunu yaptılar. Kur'an'ın bir benzeri hatta şeye yazarlarsa, internete yazarlarsa Kur'an'a hani Allah subhanahu wa ta'ala bunun surenin bir benzerini getirin diyor ya. Birileri de çıkmış demiş ki al o zaman Kur'an gibi biz de yazıyoruz diyerek aynı bu iddiaya bir cevap verenler olmuş. Şimdi ne yapalım ya da şöyle düşünelim. Kur'an'la alakalı başka sayfelerin çıktığını birileri ortaya atsa. Bakın işte 6000 işte İmam Şafii'nin farklı bir ayet tanımı var. Besmele'ye ait olarak görmez 6237'ler. 6666 diyen kişiler var Besmele'ye ait olarak. Birisi çıkarsa 7000 tane ayet. Kim Şia'dan bahsettik onu tam manası şey mi? Molla şeyin estağfurullah Kuleyni'nin hadislerinde Kur'an'ın 17 bin tane ayet olduğunda bahsediyor. Şimdi biz bu adamların Müslümanlığından bahsedemeyiz. Bırak Kuleyni'nin Müslümanlığından bahsedemeyiz ki Şiaların Müslümanlığından bahsedelim. Ve Kuleyni'yi, Tusi'yi, Es-Sadu bunları okuyun. Okuduğunuz zaman gerçek manada bunların 9. yüzyıldan sonra çıkan, türeyen kişiler olduğunu ve kesinlikle ve kesinlikle getirdikleri hadislerin senetlerinde hiçbir otoritenin olmadığını görürsünüz. Yani adamlar zaten sahabeye düşman. Nasıl Rabi zinciri oluşsun ki? Sahabeyi ile alakalı, bitireyim inşallah, sahabeyle alakalı ona karşı muhabbet kuran insanlara karşı düşman, Ayşe annemize düşman, Zübeyir radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh düşman insanlar, Osman radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh, ya dinin kaynaklarına düşman olan insanlardan biz rivayet mi kabul edeceğiz? Ki hocam, 9. yüzyılda türeyen bir insandan bahsedersek. O yüzden ben Şialığı da o konuda araştırdım. Merak etmeyin. Yani ben bugün diyorum ki ehli sünnet üzere olduğumu söylerken böyle anneden babadan duyarak din yaşamıyorum. Maalesef annemizden babamızdan yaşanılan din de şu anki İslam dini değil maalesef. Hocam sözünüzü kestim. Çok sağ olun hocam. Yani ikna edici bir konuşmaydı. Gerçekten bu konuda zaten size önceki yayında hakikaten katıldığımı, bu konuyu araştıracağımı ama halen kafamda bir takım soru işaretleri olduğunu söylemiştim. Hocam bugün veda hutbesini yanlış hatırlamıyorsam 100 bin ya da 150 bin arası sahabe dinledi. Ve oradaki bir hadis bile, evet oradaki hadis bile ki oradaki hadisin daha sağlam, daha güvenilir gelmesi gerekiyor. Çünkü 100-150 bin insan dinlemiş. O hadisin bile hocam 3 farklı versiyonda geldiğini görüyoruz. İşte sana kitabı ve işte Kur'an'ı ve sünneti bıraktım. Ona sımsıkı sarılın. İşte kitabı sadece Kur'an'ı bıraktım versiyonu var. Bir de Ehl-i Beyt'i bıraktım versiyonu var. Hocam 150 bin kişinin dinlediği bir hadis bile 3 ayrı versiyonda geliyorsa bu durumda bu hadis olayı zan olmuş olmuyor mu? Allah Kur'an'da diyor ki zan hakikat namına bir gerçek ifade değer taşımaz diyor. Onların çoğu zanla uyar diyor. Kesin olmayan bilginin peşinden gitmeyin. Kesin olan bilgiye uyun falan diyor. Hocam bu durumda nasıl yani bu bile hadisleri şüpheyle görmemiz için yeterli değil mi? Bakın yok falan demiyorum ben hadisleri. Ama hadisleri nasıl vahiy görebiliriz? Hocam bir de ben şu sorunun cevabını tam alamadım. Burada biraz arada kaynadı. Allah'ın sözüne muhalif hüküm vermek mi yasak? Yoksa Allah'ın dışında hüküm vermek mi yasak? Bu soru, ikinci soru eksik soru olur. Ona cevap verdiğim zaman yanlış anlaşılabilir. Allah'ın kural kaidelerine muhalif kanun koymak tamamen şirktir. Yani bir insan bunu yaptığı zaman hem Rablik iddiasında bulunmuş, kanun koyma konusunda insanlar ona davet ettiğinden dolayı ilahlık konumunda ve insanlar da buna eğer doğru diyor ise ibadet durumuna gelmiş olurlar. İkincisi sorunuzda eksiklik var. Ona şimdi cevap verdiğim zaman yanlış anlaşılır. Allah'ın koymadığı kuralların dışarısında kurallar koymaktan bahsettiniz. Evet, evet. İşte muhalif ben, değil ama Allah'ın koymadığı bir kanunu koymak. Muhalif değilse sorun yok. Yani Allah hakkında ama hocam bitirin. Ama hüküm yetkisi sadece Allah'ın diyoruz. Ama işte burada şunu anlamamız gerekli. Allah Subhanahu ve Teala hüküm yetkisi kendisine ait derken hükmettiği meselelerden bahsediyor. Yani hükmetmediği meselelerde Allah'ın zaten bir şey beyan etmesi Allah Subhanahu ve Teala'ya yakışır bir şey değil. Allah hakimdir, hikmetli iş yapar. Yani Allah seni veyahut beni hiç hükmetmediği bir meseleden dolayı cehenneme atmayacağından dolayı, doğru mu? Bize herhangi bir şekilde şunu dese mesela, öyle söyleyeyim. Hapşırmak şirktir, buyur gir cehenneme dese biz deriz ki Rabbim sen bu konuyla alakalı hiçbir hüküm indirmedin ki. Bu yüzden Allah subhanahu ve teala böyle şeylerden benzemiyor. Daha iyi açıklamanız için hocam bakın siz daha iyi açıklayın diye söylüyorum. Şimdi hocam sükût ikrardan gelir. Buna katılıyor musunuz?
Sükut ikrardan gelir. Buna katılıyor muyuz? Şimdi ya hocam neyse bunun cevabı biraz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınla alakalı bir durumu var. Yani sükut ikrardandır konuyla. Evet. Yani, değerli hocam evet hocam buyurun tamamlayın isterseniz. Bekar bir kadınla sükut ikrardandır. O manada Allah-u Alem bir hadisi vardı. Ama sükut ikrardandır dediğimiz zaman bunu genele yayamayız. Yani din konusunda genel olarak alamayız. Ama özel bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsettiği nereyse o konu üzerine değerlendirebiliriz. Değerli hocam, Allah'ın bir konuda şöyle yapın ya da böyle yapın adına bir hüküm vermemesi, hükümsüzlük hükmü verdiği anlamına gelmez mi? Yani onu boş bıraktı, sen hüküm verebilirsin anlamına mı gelir? Yoksa Allah'ın orada hüküm vermemesi, hüküm vermeme hükmünü verdiği... Ya hocam şunu demek istiyorum. Allah mesela içki ile ilgili dünyevi bir ceza vermiyor. Şimdi burada bu biz verebiliriz işte, anlamına mı gelir? Ben de diyorum ya, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden geliyor ama ceza ile alakalı mesele. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bu konuyla alakalı bir hadisi var. Yani Allah subhanahu ve teala hakkında hüküm indirmediği şeylerde kullarını muayyer bıraktı diye. Bak Allah subhanahu ve teala hakkında hüküm vermediği şeylerde kullarını muayyer bıraktı. Yani serbest bıraktı. Bu yüzden biz İslam devleti kurduğumuz zaman yolların işte dediğim gibi kırmızı ışığı, sarı ışığı ya da yolların şeritlerini, işte binaların şekliyle alakalı. Yani Allah'ın hüküm beyan etmediği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir şekilde yasaklama gelmediği meselelerde biz zaten serbestiz. Allah'ın izniyle istediğimiz yapabiliriz. Ama değerli hocam, dolayı da sorumlu tutulmayız. Tamam. Değerli hocam bakın, ben az önce çok güzel ifade kullandınız. Peygamberimizin her sözü din değil, dünyevi işlerde farklı dediniz. İşte ama din falan. Bakın bir din ve dünya ayrımı yaptınız. Hocam şimdi burada Allah bir konuda hüküm vermedi, muayyer bıraktı. Hükmü bize bıraktı. Bu hocam şu anlama mı geliyor? Siz hüküm vererek onu dine ilave edebilirsiniz mi anlamına mı geliyor? Yoksa bunu din... Hocam bakın bir saniye. Bunu din saymadan... Hocam bir saniye. Ben içkiyle ilgili dünyevi bir ceza vermedim. Sizi muayyer bıraktım. Siz verebilirsiniz anlamına geliyor dediniz. Bana göre bu ceza vermemişse ceza vermeme hükmü anlamına gelir ama sizin dediğinizi ben kabul ediyorum hocam. Muayyer bıraktı, biz verebiliriz. Hocam biz bu verdiğimiz şeyi Allah adına verme hakkına sahip miyiz? Yoksa bu din değildir ama hocam bu din değildir ama biz İslam devletinde bunu uyguluyoruz. Hani bu bir kanun anlamında uygulayacağız biz bunu. Yani sonuçta trafikte kırmızı ışıkta geçme nasıl ki dini bir şey değildir ama uygularız. İslam devletinde de bu vardır. Bu anlamda sen bunu uygulayabilirsin. Yani yanlış olduğunu görürsün, değiştirirsin. Böyle bir hüküm verebilirsin anlamında yoksa sen benim vermediğim hükmü sen ver onu da İslam kabul et, şeriat kabul et, Allah'ın kanunu kabul et anlamında bir yetki mi? O zaman Allah'ın dinine ortaklık etmiş oluyoruz. Yine şirk oluyor. Çok güzel. Şimdi o zaman şimdi sorunuzu daha iyi anladım. Şimdi siz şunu söylemek istiyorsunuz. Mesela bir alim çıksa dese ki işte bir araç sağ şeritten değil de sol şeritten gidecek. Allah subhanahu ve teala'nın dininde böyledir. Bu Allah subhanahu ve teala'nın kitabında Allah'a iftiradır ve büyük bir günahtır. Zaten hiçbir alim böyle bir saçmalığa imza atmamış bugüne kadar. Ama içkiyle alakalı ceza hukuku Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanır. Ben de diyorum ki bu konuyla alakalı sizin hadislerle alakalı bir araştırma yapmanız gerekli. 80 sopa mı, 40 sopa mı, hangi rivayet daha sahih, hangi rivayet daha mütevatir? Bu konu hakkında bir araştırma yapıp o konu hakkında alimlerin söylediği sözle bir amel edebilirsiniz. Yani bu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine dayanıyor. Yoksa alimler tut da ya birisi içki içiyor ise o zaman 40 sopa vurduralım. Bunu Allah subhanahu ve teala dinde böyledir demiyorlar. Zaten böyle saçmalığa hiçbir alim imza atmamış. Ama şöyle bir durum daha var. Mesela bugün İslam devleti ile yönetildiğini düşünelim Türkiye'nin. Allah subhanahu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halifeye tazir hakkı veriyor. 10 adet tazir hakkı veriyor. Yani ceza uygulama hakkı veriyor. Ya da bunu sopa olarak, celde olarak da anlayabiliriz. Yani mesela dese ki halife, sigara içmek yasaktır. Sigara içen adamı yakaladığınız yerde 5 sopa vurun. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine hadise dayandırdıklarından dolayı alimler der ki, İslam devletinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halifeye şu yetkiyi vermiştir. Bu yetkiyi halife kullanabilir. Sigara içmek de bizim içtihadımıza göre Allah subhanahu ve teala'nın kitabında işte Allah
temiz olan şeylere helal, pis olan şeylere haram kılar. Bakın sigara pistir. Ondan sonra işte Allah subhanahu aleyhi ve sellem yiyin için israf etmeyin. Bakın sigara israftır. İşte saçıp savurarak şeytanın kardeşleri olmayın. Sigara bir saçıp savurmaktır. İslam kişinin kendine zarar vermesinin önüne bir engel koymuştur, yasaklamıştır. Sigara kişiyi ölüme kadar, hastalığa kadar götürür deyip bunun üzerine bir içtihat yaparlar. Ama İslam'da bazı hükümler içtihadidir. Bazı hükümler ise herhangi bir şekilde içtihada tabi tutulmaz. El kesmek gibi, iftira atan iffetli kadına iftira atmanın 80 sopa olması gibi. İşte öldüren kişinin öldürülmesi ya da işte bir diyete bağlanması ya da affedilmesi gibi. Yani apaçık bir şekilde namazın varlığı, 5 vakit olması gibi, orucun varlığı gibi, zekatın varlığı gibi. Bunlar içtihada tabi tutulmazlar. O yüzden ama böylesi meseleler içtihada tabi tutulur ve kişi ben bunu böyle kabul etmiyorum diyebilir. Ama Allah subhanahu ve teala'nın eğer diniyle hükmediliyor ise, bir devlet içerisinde yaşıyor isek, Allah subhanahu ve teala'nın yine ayetinde ulul emre itaatten bahsediyor. Allah'a ve ahiret gününe inanıyor isek, ulul emre itaat etmemizden, bizden olan kişilere itaat etmemizden bahsediyor. Halife de bizim ulul emrimizse, halifemiz ise ona itaat etmekle mükelleriz. Bu da Allah'ın ayetiyle. Şimdi bütün bu anlattığım şeylere farkındaysan, fazlasıyla zenginlik var. Yani İslam dininin içerisinde bir alim, ben bu kadarını anlatabiliyorum. Bir alimin ufkunun daha geniş olabileceğini az çok anlamamız gerekli. Alim eline kalem aldığı zaman o ufku geniş haliyle bir şeyleri kaleme alıp yazıyor. Biz de diyoruz ki ha alimdir diye günahsız, suçsuz, her söylediği doğrudur demiyoruz. Diyoruz ki bu alim neye dayanarak söylemiş? Ben delilini bilmem gerekli. Allah dediği gibi ayette eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Bu din delil dinidir. Bu din, ben eğer yaşayacaksam bu dini, Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği hadisler üzerine yaşamam gerektir. Bir alim de böyle bir iddiada bulunuyor ise, bu iddiasını bir hadisle, bir ayetle delillendiriyor ise okurum. Okuduğum zaman daha alimin söylediği sözler gayet de ayete de uygun, hadise de uygun deyip amel ederim. Aynı bu şekilde dinimizi yaşıyoruz. Yani bunun Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in dışarısında hüküm koymayla hiçbir ilişkisi yok. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yol, Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in dışarısında başka bir kurum kurulmuyor. Bütün alimidir veyahut Müslümanlarıdır. Her biri iman ettikleri Kur'an'dan ve sünnetten istinbat ettikleri, inandıkları, gördükleri, okudukları şeylere göre hareket ediyorlar. Yoksa birisi çıkıp da böyle bir farklı bir hüküm koymuyor. Hocam Allah diyor ki ayette, ey Muhammed seni indirdiğimiz vahyin dışına çıkarmaya çalıştılar diyor. Şimdi hocam vahyin dışına çıkamayacağı açık. Bu durumda hocam Allah, ki Peygamberimiz haşa vahyin dışına çıksaydı, hatta bir ara meyledecektin az kalsın falan diyor. Ki Peygamberimiz vahyin dışına çıksaydı şüphesiz ki yine Kur'an'a uygun çıkacaktı hocam. Yani kafasına göre bir hüküm vermeyecekti. Yine Kur'an'a dayandırarak, Kur'an'a yaslayarak, Kur'an'dan referans alarak çıkacaktı. Ki Allah buna bile izin vermiyor. Yani Kur'an'a dayanarak bile çıksan diyor, çıkamazsın diyor. Yani böyle bir hakkın yok demiş oluyor aslında burada. Bir zaman Kur'an'a dayanıyor, sünnete dayanıyor diyerek yeni hükümler ihdas edebiliyoruz. Hocam bakın ben şurayı iyice netleştirmek istiyorum. Burayı tam, bence burası tam anlaşılmadı. Şimdi hüküm bir otorite alametidir. Yani hüküm sadece hakimindir ne demek? Mahkemelerde hakimin sözü geçer. Hakimden başkası hüküm veremez. Hüküm sadece hakimindir. Şimdi ne demek hocam? Hüküm verme yetkisi hakimindir. Hakim hüküm verebilir, içeri atabilir, dışarı atabilir, karar verebilir anlamındadır. Peki ama hocam sonuçta bakın hem diyor ki hüküm yetkisi sadece Allah'ındır. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Ondan başkasına hüküm yetkisi vermek şirktir, tağutluktur deniyor. Ama öbür tarafta hocam hadise dayandırdım, sünnete dayandırdım adı altında da olsa. Bakın hocam böyle bir... meşru gibi görünen tarafı da olsa sonuçta hüküm veriyor hocam. Yine hüküm vermiş oluyor. Yine o otoriteye ortaklık var hocam burada. Şimdi yine Kur'an'ı okumadığımız anlaşılıyor. İzzet hocam şöyle bir şey. Allah subhanahu ve teala mesela kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin diyor. Evet. Kitapta bunu söylüyor. Az önce ondan önce de bahsettim. Dedim ki Allah subhanahu ve teala'nın kitabıyla alakalı kitabın içerisinde savaşa gidenler ve arkada alim tabakası yani ulema tabakasının bırakılmasından bahsediyor. Yani Allah subhanahu ve teala dini bu şekilde. Sizin düşündüğünüz gibi Allah subhanahu ve teala
buyrukta bulunmamış, böyle bir ayet indirmemiş. Alimlerin bu anlayışınız Kur'an'la dediğim gibi uymuyor. Allah subhanahu wa ta'ala kadının ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem getirip aralarını bulmaya çalışsınlar. İki kişi. Kendisi Allah subhanahu wa ta'ala bu konuyla alakalı direkt o ailenin üzerine bir hüküm de indirebilir. Değil mi? Yani onların meselesi şuysa şunu yapsınlar, buysa buymaz. İki kişiye ruhsat vermiş. Bir kadının ailesinde, bir erkeğin ailesinde. Bu meselede gidin aralarını bulmaya çalışın. Ona yönelik konuşmaya çalışın. Peki bu konuşan insanlar Allah rızası için neye göre konuşacaklar? Allah subhanahu ve teala'nın rızasını gözettiklerinden dolayı Allah'ın kitabına göre konuşacaklar. Hadi sünneti böyle kenarda tuttuk. Kur'an'a göre hocam, konuşacaklar. Peki Kur'an'a göre şunu söylemeyeceğim. Kur'an'a göre konuştukları her an bir hüküm veriyorlar sizin anlayışınıza göre. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün Kur'an'la alakalı bir kişi çıkıp konuştuğu zaman ister istemez bir hüküm de bulunuyor. Kur'an'da şu ayet var bunu demek istiyor. Kur'an'da şu var bunu demek istiyor. Ya her ağzından çıkan şey hüküm beyan ediyor. E şimdi yani dediğimiz gibi Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi bu konuda bir şey konuştuğu zaman niye çok görelim? Niye Allah'ın dışarısında hüküm koyuyorlar diyelim? Allah'tan bağımsız birisi ya da Allah'ın koyduğu hükümler, bak şöyle diyebiliriz. Allah'ın dışarısında hüküm konulma konusunda şunu söyleyebiliriz. Eğer bir sahabe Allah subhanahu ve teala örneği söylüyorum hırsızın elini kesin demiş de Allah subhanahu ve teala'nın bu emrine, bu hükmüne muhalif bir şekilde demiş ki hayır, hırsızın bacağını keseceksiniz. Bu Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğine muhalif hüküm koymaktır. Ama hocam bakın o zaman siz muhalif hüküm koymaya indirgediniz. Bu durumda tabii. Şunu kabul ediyorsunuz. Bu durumda şunu kabul öyle etmeniz zaten. Gerekiyor. Öyle hüküm zaten yetkisi, öyle. Hocam evet hüküm yetkisi Allah'ın artı Kur'an'a ve hadise uygun olmak şartıyla ulemanındır. Bakın şöyle söyleyeyim İzzet Hocam. Bu anlayış sizin anlayışınız. Ben yine söylüyorum. Mesela sizin anlayışınız gibi ele alalım mesela. Allah'tan başka kimse hükmedemez. O zaman bütün bilim adamları Müslümanım dese dahi kafirdir. Niye? İşte güneş şu seyirde. İşte dünyanın güzel ama hocam konu bakın din ama din konusunda bakın siz ne dediniz peygamberimizin bile her sözü din Allah, değildir. Bazıları dünyevidir dediniz. Din olabilir ama şunu söylüyorsunuz. Allah'tan başka hükmedemez lafzını şöyle anlıyorsunuz. Allah'tan başka kimse hüküm veremez. Düşünsenize. Din konusunda. Hocam, sadece din tabii konusunda. Ki. İşte ben de diyorum ki tamam. Bunu siz dinle sınırlandırıyorsunuz. Din konusunda kimse konuşamaz diyor iseniz o zaman hiç kimse Kur'an'la alakalı konuşmaması gerekli. Herkes Kur'an'ını alacak eline, kitabı okuyacak. Peki siz Türksünüz. Nasıl olacak mesela? Kur'an'da o kadar Arapça lafız var. Bir dakika İzzet Hocam. Ben dedim ki Allah Allah burada rükû geçiyor, secde geçiyor, muhsin geçiyor, muttaki geçiyor. Allah Allah takva geçiyor. Mücrim geçiyor. Bir dakika dur. Bununla alakalı bir... Hocam yanlış anladım. Ama bu şu da var. Ya. Hocam bak. Bir dakika bitireyim. Mesela Allah subhanahu aleyhi ve sellem açtım kitabı. Bir yerde diyor ki sizinle savaşan toplulukla alakalı diyor ki o topluluk eğer barışa yanaşırlarsa barışın. Başka bir yerde diyor ki sizde güç sizdeyken üstünken sakın barışmayın. Şimdi iki tane ayet okudum. Ben bu konuyla alakalı bir hüküme varmam gerekli mi? Bir şey söylemem gerekli mi? Ne demem gerekli? O az önce söylediğim muhkemle alakalı, müteşabihle alakalı birçok meseleyle alakalı da ne yapacağım? Bak şöyle yapacağız. Ya tamam böyle diyorsa böyledir diyeceğiz, susacağız. Ya da ben bir örnek söyleyeyim bu konu üzerine çalışıyorsam kitap yazacağım. Değil mi? Hocam ne diye işittik? Onlar işittik ve itaat ettik derlerdi. Elbet tamam. Hocam ayeti okuyacağız ve susacağız. Orada nasıl anlayacağız? Hocam orada... Peki Allah İzzet hocam tamam o zaman. Bugün Kur'an kalbin düşündüğünden bahsediyor. Buna iman ediyor musunuz? Bir psikolog evet. Olarak çok iman ediyorsunuz değil mi? Beyni niye o zaman matuf konuşuyorsunuz? Ya hocam o farklı dünyevi bir konu. Hocam şimdi o dünyevi konuyu... Hocam... Güzel hocam bu şekilde zaten idareti bulamayız. Bakın hocam, Allah ne diyor kitabında? Şey ama okuyacaktık susacaktık. İzzet hocam bak. Allah subhanahu diyor ki onlar o Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Onlar o Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalpleri. Düşünmeyi nereye matuf konuştu? Kalbe. Allah başka bir ayette diyor ki onların işiteceği kulakları, akledeceği kalpleri yok mu? Aklı nereye matuf konuştu? Kalbe. Allah subhanahu aleyhi ve sellem başka diyor ki onların gözü var görmez, kulağı var duymaz, kalbi var anlamaz. Kalbe ne dedi? Anlamak.
Yani anlamayı, akletmeyi ve düşünmeyi nerede topladı? Kalpte topladı. Bizim sünnetimiz zaten Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine de düşünenin kalp olduğunu. Bizim selef alimlerimizin de aynı şekilde kitaplarında düşünenin kalp olduğunu biz okuyoruz. Evet. Ya ama bakın ben size hocam, ayetten bahsediyorum. Halen diyorsunuz ki o dünya, abi böyle olmaz ki bizde hocam. Siz bunları okuduktan sonra niye amel etmiyorsunuz? Bakın demek ki bir insanın hidayet bulabilmesi için öncelikle adalet vasfına sahip olması lazım. İzzet hocam. Evet. Biz hidayet Allah'tan isterken adil olmadığımız sürece istediğimiz kadar isteyelim. Siz psikologsunuz. Şu an siz psikolog olarak eğer beynin değil de kalbin düşündüğünü söyleseniz insanlarla hayır, taban tabana zıt. Hocam, insanlarla taban tabana zıt. Buyurun. Hocam şimdi ona bir şey diyemiyorum hocam. Yani ne bileyim belki kalptir. Yani ben iman ediyorum. Belki kalptir olmaz. Kalptir değil. Ben, ya hocam okudum, şöyle düşünün. Yani, öyle zaten. Hocam hayır bakın. Hayır şimdi peygamberimizin giyim şeklini biliyorsunuz. Siz ne gömlek giydiniz? Yani bunu neye bağlayacağız mesela? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömlek giyerdi demeyeceğim de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömlek giyerdi ama ben ondan dolayı şu an giymiş değilim. Hocam örnek verdim. Yani bu farklıdır hocam. Şimdi ben kalp olduğuna iman ederim ama aldığım eğitim beyin demiştir. Ben mesleki olarak dünyevi anlamda onu beyin algılarım. Yani bu çok ama din hakkında konuştular. Sonuçta Allah Subhanahu kitabındakiler bizim dinimiz. Din ne demektir lugat manasında? İtaat demektir. İtaat demektir. Benim itaat ettiğim şey Kur'an. Teslim olduğum şey Kur'an. O zaman benim dinim, teslim olduğum şey İslam. O zaman ona göre konuşur. Benim dinim o ise. Şimdi birisi çıkıp da bir alim dediğiniz kişi diyorsunuz yani alim. O kişi eğer halen beynin düşündüğünü, kalbin düşünmediğini söyler ise bu din hakkında zaten hüküm vermiş bir kişidir. Bu kişi Kur'an'a göre, Allah sizin inancınıza göre din hakkında konuşmuş bir kafirdir, bir müşriktir. Böyle olmuş oluyor. Evet. Şimdi biz Allah'a... Değerli hocam, değerli hocam ben şunu anlayamıyorum. Bak yanlış anlamayın. Ben şunu anlayamıyorum. Bakın bir şeyde haklı olmanız 7-24 onun etrafında dönme hakkını vermiyor. Bakın ilaç hastaya şifadır ama hasta iyileştiği halde halen ilaç veriyorsanız o artık zehir etkisi yapar, sağlığı bozucu etki yapar. Bunun Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, 9 yerde mi ne tağut geçiyor diyorsunuz. Ben bunun 3'ünün 4'ünün zorlama yorum olduğunu, tevil olduğunu düşünüyorum. Ama 2-3 yerde hakikaten sizin anladığınız anlamda tağut geçsin. Hocam tamam da Kur'an-ı Kerim bu iki kavramdan mı ibaret? Siz ömrünüz boyunca tağut etrafında hocam hadire 7-24 dolanıyorsunuz. Ve İslam'ı bütünsellikten koparmış, Kur'an'ı bir iki kavrama indirgemiş. O kafir, bu müşrik, o kafir, bu zındık, bu laik devlet. Hocam bu da bana çok Kur'an'ı bir yol gibi gelmiyor. Kur'an'ın bütünselliğinden niye koptuk hocam? Bugün Risale-i Nur talebeleri almış iman ayetlerini, bir ekol oluşturmuş. Siz almışsınız tağut ayetini, onun etrafında bir taban oluşturmuşsunuz. Öteki almış bilmem başka bir ayeti, onun etrafında zikir ayetini almış, tarikatları oluşturmuş. Hocam bakın bunlar da Kur'an'ı bir yol değil. Çünkü indirgemeci bir anlayış. Kur'an'ın bütünselliğinden kopmuşuz. Hocam niye mesela sizin konuşmalarınızda zekat üzerine ya da orman yangınları üzerine veyahut da tabiatın bozulması, tohumların bozulması, gıdanın bozulması, doğanın fıtratının Allah'ın yaratma sanatına müdahale üzerine çok fazla vaaz bulamıyoruz da dönüp dolaşıp tağut, laik devlet, müşrik devlet, kafir, zındık, dinsiz, tağut. Hocam bunu çok Kur'an'ı buluyor musunuz? Şimdi bizi tanımlamanız konusunda bazı yerlere inşallah vurgu yapacağım. Bu konuda biraz haksızlık yapmışsınız Allah'ın izniyle. Şimdi şöyle bir durum var. İzzet hocam, şimdi şöyle bir şey var. Tağut. Aslında bu lafız çok basit bir lafız değil. Mesela bugün la ilahe illallah diyenlere la ilahe illallah da la ilahe illallah ya yıllarca la ilahe illallah deyip durdunuz diyor muyuz? Diyor peki muyuz? Peki sizin farkınız ne hocam? Hocam bitireyim, bir şey desin. İzzet hocam bitireyim inşallah. Bunu diyor muyuz? Demiyoruz. Şimdi örnek söyleyeyim. İslam'a göre bir adam eğer şirk koşmuş ise benim onlara gidip orman yangınını anlatmam, onu aptal yerine, ahmak yerine hatta onun gerçek manada hayrına konuşmadığım anlamına gelir. Ben bir adama örnek söylüyorum. Adam kanserken ben o tutup da adamın başının ağrıması için ağrı kesici veriyor ise adamın dalga geçmiş olur. Bugün hocam, toplumun... O zaman Kur'an-ı Kerim, hocam bu tağut meselesi bu kadar hocam. Hocam bakın tağut meselesi bu kadar önemliyse öyle bir devasa sorun varken, imani bir sıkıntı varken, şirk gibi çok arşı titretecek bir vebal varken, bir zulüm varken, diğerleri hafifse ve ikinci derece görülebiliyorsa, Kur'an-ı Kerim neden
tağut meselesini 300 ayette almadı da birçok yerde işte zekattan da bahsetti, iyilikten de bahsetti. Firavun'u bile güzel sözle çağır dedi falan. Hocam neden birçok gerçeği dağıttı da tağutu belli belirsiz 3-5 ayete sıkıştırdı? O zaman biz de halkla şunu sorarız. Madem bu kadar önemliyse, bu varken diğer meseleler ikinci derecede değerliyse, o zaman Allah tağut meselesine 500 ayette değinebilirdi. İzzet Hocam, mantık hatası yapıyoruz. Şöyle, mesela telefonda bir tane kapatma tuşu var diye bu kapatma tuşunun basit olduğu veya telefonu yapan kişinin bunu basite aldığını mı söyleyeceğiz? Yok. İşlevi önemli değil mi? Kapatma tuşunu olmadığını düşünürsek telefonu hiçbir zaman açamayız. Ve telefonu açamadığımız zaman hiçbir şekilde o kadar binlerce, yüz binlerce zenginliğe ulaşamayız. Allah subhanahu teala bir şeyden az bahsetmesi onun değersiz veyahut anlamsız veyahut bizim yanlış anladığımızı göstermez. Tağut bir kavramdır. Bak tağuttan bahsederken bile bir Türk olarak ya da bir Çeçen veya bir Valon, bir Fileman, neyse Alman veya Fransız. Her biri bu dili araştırıp, bu kavramı araştırıp ne olduğunu anlaması gerekli. Bu dili, bu kavramı anlamaya çalıştığı zaman yine bizim selefimize ulaşacaklar ve seleften bu dini öğrenecekler. Yani bu dini seleften öğrendiklerinde tağutun Allah subhanahu aleyhi ve sellem indirdiğiyle hükmetmeyenlerin olduğu, Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in hükmünün dışarısında hükümler koyulduğu, yani onlara muhalif hükümler konuldu. Biz Maide 44. ayette de zaten bunu görüyoruz. Ama illa tağut demesine gerek yok. Kab bin Eşref'le alakalı yapılan fiili bugün Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediğinden dolayı bir hakimden bahsediyorum orada, Kab bin Eşref. Bugün de bizim ülkemizde Kab bin Eşref'lerin olduğunu. Yani biz tağut kavramı ile alakalı niye bu kadar insanlara anlatımda bulunuyoruz? Aynen o telefonun açma tuşu misali. Eğer bir adam tağutla alakalı meseleyi çözemezse İslam'ın istediği kadar meselesini çözsün. Zekat meselesini, namaz meselesini, oruç meselesini. Hocam, bitireyim Allah inşallah. Değil. Bitireyim. İnşallah. Bütün bu meseleleri çözsün. Allah subhanahu şu ayetinden geçemez. Allah şirk koşanı asla bağışlamaz. Tağut dediğimiz şey şirk içeren bir durum. Yani tağutu reddetmeyen bir insan. Hani la ilahe dediğimiz işte tağuttur. Yani sahte ilahlardır. Eğer bir insanın hayatında sahte ilah var ise o adama orman yangınından da bahsetsen, biz orman yangınlarından yani bahsetmenin kötü bir şey olduğunu veya zekattan bahsetmenin kötü bir şey olduğunu, namazdan bahsetmenin kötü bir şey, insanlara iyi davranmanın kötü bir şey olduğundan bahsetmiyoruz. Veya bunlara bahsetmediğimizi söylemenizi de yanlış buluyoruz. Bunlardan da bahsediyoruz. Ama bugün asıl olan mesele dediğim gibi kanser hastasına benim gidip de ihtiyacı olan hastalığına, ihtiyacı olan ilacı vermem yerine ağrı kesiciyi vermem gibi bir durum olur. O yüzden Kur'an'ı bitireyim. Hocam. Çünkü Allah subhanahu teala bak bir ayette ne diyor? Biz bütün kavimlere bir peygamberi gönderdik. O kavime peygamberi göndermemizdeki amaç ne? Tağutu reddetsinler ve yalnız Allah'a kulluk, Allah'a ibadet etsinler. Bütün peygamberlerin görevi tağutu reddettip toplumlarına, kavimlerine söylemesi, tağutu reddedin ve yalnız Allah'a ibadet edin demesi iken bizim bugün bu meseleyi gündem edip anlatmamız sizce önemsiz olabilir mi? Değerli hocam, ilk defa şu an şirk yaşanmıyor. Mekkeli müşrikler de müşrikti. Kur'an-ı Kerim'in indiği toplum da müşrikti. Buna evet. Rağmen Allah 7-8 ayette ancak bahsetmiş. Bakın Mekkeli hiç müşriklere... Hiç mi İzzet Hoca? Ali radıyallahu anh, zamanımız da bitiyor. Allah hayır hocam, üzere bitirsin. Hocam ama müsaade etme. Hocam tamam, müsaade edeyim. Müsaade edeceğim. Şunu söylemek istiyorum. Buradan inşallah daha iyi anlaşılır ve daha iyi anlatımınıza ona göre düzen verebilirsiniz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ilk Ali radıyallahu anh'a tebliğ ederken şunu söylüyor. Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, Hubel'i reddedeceksin. Bu aynen şuna benziyor. Tam manasıyla tağutun açılımını yapıyor Resul sallallahu aleyhi ve sellem. O zamanın sahte ilahları Allah dışarısında şefaatçi kılıp Allah'a yakınlaştıracağını düşündüğü putlar, ibadet ettikleri varlıklar bunlardı. Sahte ilahlar bunlardı. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem tamamen müşriklere tebliğ bunun üzerineydi. Ama tağut dememesi, tağutu reddedin dememesi onun tağuttan bahsetmediği anlamına gelmez. Tam aksine hatta tağutu tefsir etmiş, müşriklere açmış, biz bunu görebiliyoruz. Değerli hocam, Kur'an bizim referansımız, rehberimiz, yön belirleyicimiz, haritamız değil mi? Sonuçta biz Allah'a dinini mi öğretiyoruz? Yani Allah Mekkeli müşriklere bir kitap gönderdiği halde bile dengeli bir dağılım içeriyor Kur'an-ı Kerim'in muhtevası. Habire müşrik, tağut, müşrik, tağut demiyor.
bir şirk toplumuna indiği halde. Siz de diyorsunuz ki şu an şirk çok yaygın. Tamam, şu an şirk çok yaygın diyelim. Bu durumda siz neden Kur'an'ın bütünselliğinden kopup Kur'an'ı metodu, Kur'an'ı yöntemi referans alıp da Kur'an'daki gibi bir dengeli İslam anlatımı içine girmiyorsunuz? Habire tağut diyerek o kavramlar etrafında dönüyorsunuz. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim'in de bunu yapması gerekirdi. Çünkü o da bir şirk toplumuna geldi. Buyurun. Tamam, müşriklere sorarsan şunu kim yarattı? Allah derler. Allah subhanahu ve teala, onlar Allah'ın kadrini bilemediler dediği müşrikler. Ya da müşriklerle savaşın. Hocam bahsedin. İzzet hocam, müşriklerle alakalı çok ayet var. Yani ama bakın yine şunu söylüyorum. Bir şeyin az olması veya bir şeyin çok olması onun çok değerli veya çok bir şeylere dikkat çekildiği anlamına gelmez. Dediğim gibi sadece işlevine bakarız. Yani tağut dediğimiz şey tevhidin zıttı olan bir eylemdir. Allah diyor ki dikkat edin, şirki Allah bağışlamaz. Allah subhanahu aleyhi ve sellem şirki asla bağışlamaz dediği meseleden daha önemli bir şey olabilir mi? O zaman benim şirki peki, bilmem gerekli ki bir dakika. Şirki hadi, bilmem hocam, gerekli ki. Tamam, bakın süre bitirdi. 5 dakika. 5 dakika bahsedin. İzzet hocam beni konuşturacaktınız da İnşallah siz soru soracaksınız. Hocam inanın hep siz konuştunuz ya, lütfen ya, yapmayın. Çok doğru diyorsunuz. Genel olarak ben konuştum. Çok haklısınız. Şimdi şunu söylüyorum, inşallah size sözü bırakıyorum. Allah subhanahu ve teala böyle bir durumdan, böyle bir tehlikeden bahsederken bizim nasıl olur da bu toplumu şirk toplumu olarak görürken ve Allah subhanahu ve teala'dan başkasına hükmü verip şirke girdiklerini, inanç olarak İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten yüz çevirdiklerini görmek. Biz bu insanlara nasıl olur da tevhidi hatırlatmaz, tağutu hatırlatmaz, bu sistemin ne olduğundan bahsetmeyiz. İşte bunu bahsetmediklerinden dolayı bu kadar ana haber bültenlerinde o insanların ne hale geldiğini, insanların işte evlerinde babanın kızına tecavüz ettiğiyle, işte bilmem mecliste saçma sapan konuşmalarıyla, insanlara koydukları kanunda mantık olmadığını görüyoruz. Değerli hocam, Allah diyor ki peygamber, sen diyor kendini parçalama, sen hidayet veremezsin diyor, değil mi? Sen diyor sadece tebliğ et diyor. Sen kendini parçalama diyor. Yani aslında sizin yapmanız gereken hocam, Kur'an'ı referans alarak, nasıl ki Kur'an Mekkeli bir müşrik topluma indiyse, buna rağmen şirk ve tağut konusunda ne kadar bir dağılım içeriyorsa, siz de Kur'an'ı rehber edinen bir Müslüman olarak sizin de böyle dengeli bir anlatım içine girmeniz lazım. Bakın ne dediniz? Çok anlatmak demek çok makbul bir iş yapmak anlamına gelmiyor. Demek ki çok anlatmak demek toplumu şirkten döndürmek, hidayete vesile olmak anlamına gelmiyor. Aynı şey peygamberimiz de yaptı. Hocam bakın peygamberimiz de kendini parçaladığı halde Allah uyarıyor. Hocam bir şey diyeceğim. Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi tevhid diyorsunuz ama bugün tevhid demeyen Müslüman yok. Bugün kelime-i tevhid İslami literatüre girmiş. Hatta dine girişin bile temel pusulası. Bugün tevhid demeyen hemen hemen kimse yok. Sizin tevhid anlayışınız, mesela sizin kabul etmediğiniz, şirk koşuyor gördüğünüz birçok ehli sünnet akımı var. İşte tarikatlar falan, onlar da ehli sünnet kabul ediyor kendisini. Hocam onlardan farkı ne mesela? Hani sizin sizle mesela diğer ehli sünnetin farkı nedir? Hani siz nerede ayrılıyorsunuz? Hocam ama bir beş dakika bana müsaade edin. Vallahi bu sorduğunuz soru şu an muhtemelen 8 dakika falan var. Bu sorduğunuz... Hocam o zaman bunu şey kabul edelim. Bir algı farkı var diyelim. Hocam şunu diyeceğim. Şimdi şeriatte bakın hocam, birçok emir bireye hitap ediyor. İçki içmeyin diyor. Bu devlete içki yasakla emri değil. Haşa, Allah kelime sıkıntısı çekmez. Öyle deseydi içki yasaklayın da diyebilirdi. Emri direkt devlete de verebilirdi. İçki içmeyin diyor. Bakın bireye bir hitap var. Zina etmeyin diyor. Zina yasaklayın demiyor bakın hocam. Yasaklayın emri devlete hitap ediyor. İçmeyin bireye hitap ediyor. Siz bence bireyle devleti biraz karıştırdığınızı, bireye yönelik emirleri devlete yönelik emir gibi algıladığınızı ben düşünüyorum. Hocam bakın, şimdi şeriat devleti kuruldu. İçki içmek yasak. Hocam her şey dedim. Geçen yayında bana dediniz ki, ben işte dedim ya çevresel baskı var hocam, işte ondan dolayı ben işte bayram namazına inanmasam da işte çevresel baskıyla bayram namazına gidiyoruz deyince o zaman siz münafıklık yapıyorsunuz demiştiniz. Hocam şimdi şeriat devleti kuruldu. Ben namaz kılmak istemiyorum ama kırbaç için kıldım. İçki içmek istiyorum ama kırbaç korkusuyla, hapis korkusuyla içmedim. Hocam bu durumda ben de münafıklık yapmış ve devlete kulluk, kırbaca kulluk yapmış olmuyor muyum? Benim tağutum devlet olmuş olmuyor mu? Allah'tan başkasına ibadet edeceğim bakın. Tağut neydi? Hocam, Allah'tan başkasına. Hocam son bir cümle. 5 diş ağzım var, bitebilir. Yine bitirin inşallah. Buyurun. Hocam son bir soru. Şimdi hocam bakın, çevreye uyarak ibadet etmek münafıklık ise, çevrenin baskısından korkarak, çevrenin dışlamasından korkarak, çevreyi haşa Allah yerine koyarak, çevre için ibadet etmek
münafıklık ise devlet korkusuyla, kırbaç korkusuyla, hapis korkusuyla ibadet etmek de devleti tağut haline getirmek değil mi? Allah'tan başkasına ibadet edilen şey değil miydi tağutluk? Biz bu durumda hocam kırbaca ve devlete kul olmuş olmuyor muyuz? Hocam buyurun siz tamamlayın. Bu bahsettiğiniz şey en kısa cevapla, zamanımız da bayağı dar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişle alakalı yapılan bir ameli riya. Riyanın da küçük şirk olduğundan bahsediyor. Bu net bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı bu şekilde olur. Yani bununla alakalı herhangi bir şey için ibadetimizi düzeltiyor ya da herhangi bir şey için ibadetimizi yapıyorsak buna İslam riya diyor. Ve bu amelin merdut yani reddedilmiş bir amel olduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de küçük şirk dediği bir amel olduğunu söylüyor. Bundan önce bir şeyler hocam, söylemiştiniz. Onu bir hatırlatırsanız. Ama hocam bakın burada da hocam riyaya indirgediniz. Ama ne diyordunuz hocam? Allah'tan başkasına ibadet edilen her şey tağuttur. İbadet sadece Allah için yapılır. Hı-hı. Riya için istisnası falan yok bakın hocam. Allah'tan başka neye ibadet ediyorsanız gösteriş olsa da olmasa da bu bir şey hocam yani başka şey kulluktur. Bu tağutluktur. Ama hocam sonuçta benim amacım riya olmasa da gösteriş olmasa da Allah niyetiyle sırf Allah'a ibadet etme kastıyla yapmadığım kırbaç ve hapis korkutuyla İzzet hocam bitireyim. Allah subhanahu teala emrettiği bir ameli başkasından çekindiğinden, başkasından korktuğundan dolayı yapmanı şirk diyebilmemiz için başkasının kanunlarını Allah subhanahu teala'nın kanunu gibi görüp de yapması gerekli. Buna şirk diyebiliriz. Adam Allah subhanahu teala'nın emrettiği namazı başkaları şöyle desin, böyle desin diye kılıyor. Allah subhanahu teala'nın emrettiği. O yüzden bu konu hakkında verilecek cevap bu. Küçük şirk olarak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tanımlamış. Biz de bu şekilde tanımlıyoruz. Ondan önce bir şey söylemiştiniz. Onları hatırlatırsanız inşallah. Bundan önce. Hocam dedim ya siz sonuçta ehli sünnet diye kendinizi tanımlıyorsunuz. Ama siz selefiler de ehli. Ondan bir sonra bir şey söyledim. Hocam hatırlamıyorum şu an. Hocam bu şeydir. Yani hocam şimdi selefiler de ehli sünnet. Bizim bildiğimiz klasik anlamda tarikat ehli de ehli sünnet. Sizin tevhid anlayışınız onlardan nasıl ayrılıyor hocam? Onu kısaca anlatabilirsiniz. Vallahi onu kısaca anlatamam. Onu kısaca anlatamam. İnanın. Hocam tam o zaman bir bundan önce hocam, bir şey söylediniz. Onu ben kaydedemedim. Gerçek manada ona cevap verecektim. Dinleyenler yazabilirse. Evet hatırlayamadım hocam. Kusura bakmayın. Değerli hocam gerçekten hakikaten hocam gerçekten olaya vakıfsınız. Ağzınıza sağlık. Hakikaten güzel açıklamalar yaptınız. Size teşekkür ediyorum. Tabii ki ikna olduğum yerler var, ikna olmadığım yerler var. Ben sonuçta bir İslam alimi değilim. Ben psikolog olarak algı boyutundan kafama takılan şeyleri size sormaya çalıştım. Siz de hakikaten açıklamalar yaptınız. Şimdi takipçilerimize birkaç bir şey söyleyeyim. Şunu söylemiştiniz. Evet, demiştiniz ki, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın içki ile alakalı bir yasaklaması veyahut faizle alakalı bir yasaklaması devlette yoktur. Bunu örnek söylüyorum, devletleştirildiği zaman siz yasaklıyorsunuz. Peki serbestliği mi var? Yani mesela Allah subhanahu wa ta'ala bize namaz kılın dediği zaman, kılmaya da mı biliriz? Yok. Yani oruçlu Allah dediği zaman mesela, ama bak şöyle bir mantık da gelişiyor. Yani faiz yemeyin, faiz vermeyin dediği zaman bu mantığa göre İslam devletinde bankalar olur. Doğru mu? Yani bankanın bir Müslüman tarafından açılması nasıl mümkün? Müslümana bir matuf konuşma var. Hem de Müslüman gidip faiz bankası açacak. Müslümana matuf zina işleme var. Hem de gidip zina yapmak için genel evi açacak. Bir Müslümandan bahsediyoruz. Bunlar Müslüman. Ya bunları zaten aklettiğimiz zaman İzzet hocam, bir Müslümanın bitireyim. Bir Müslümanın, baştaki halife de Müslüman, kendisinden de hesap verileceğine göre İslam toplumunun içerisinde elbette bir genel evi olmayacağını, ona engel olabileceğini ve Allah'ın şu ayetini hatırlayın. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüğü nehyeden bir topluluk bulunsun. Bir dakika bak. Kötülüğü hocam, men ibadet ayrı kötülük. İki dakikam var. İki saat bitecek. Son olarak cevap vermiş olayım çünkü. İyiliği bak hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. Kötülük değil midir zina? Kötülük değil midir içki? Kötülük değil midir faiz? Allah'ın kötülük muşerdi dedi. O zaman yasaklaması da normaldir, değil mi? Hocam peki gıybeti yasaklayan bir ceza niye yok? Yalan söylemeyi yasaklayan bir kurum niye yok? İsrafı önleyen bir ceza niye yok mesela? Onlar da koymamış. Koysaydı vardı derdik, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deseydi ki gıybet eden kişiye şunu yapın deseydi biz de bunu derdik. Dememiş. Hocam
Demek ki Allah Subhanahu Teala dinini bu şekilde belirlemiş. Öyle hocam, anlamamız lazım bak, hocam. Hocam olay şuna çıkıyor. Geçen yayında bahsettiğim günahla suçun ayrımı. Bakın suç ayrı, günah ayrı. Kur'an-ı Kerim... Ona da şöyle açıklama yapayım, siz ya, onu araştırın. Suç ayrı değil. Mücrimler demek. Ona hatta izin vermemiştiniz bakın. Mücrim. Araştırın. Kur'an'da mücrimler kime derler? Suçlular olarak mana çevrilir Türkçe'ye. Suçlular kimler? Günahkar olan kimseler. Günahkarlar kimler? Bunlar gerek Müslüman olabilir, gerek kafir olabilir, gerek müşrik olabilir. Hatta müşriklerden zalimler olarak bahseder. Ama zalimlikle alakalı bizim aradığımız hiçbir şey yapmazlar. Ama Allah subhanahu şirk koştuklarından dolayı onlara zalimdir. Vaktimiz bitiyor. İzzet hocam kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Saygınızdan dolayı da ben gerçekten müteşekkirim size. Allah subhanahu teala hayırla buluştursun bizi. İnşallah istifade ettim. Umarım takipçiler de etmiştir hocam. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Teşekkürler İzzet hocam. Sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.